Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Merhabalar tüm katılan dostlara. Sevgiler, ne Herkese kadar iyi akşamlar, selamlar. çok teşekkürler. Güzel enerjinizle katıldınız yine. Sağ olun, çok teşekkür ederim. O sizin güzel enerjiniz, eksik olmayın. Siz bu Sağ olun. zemini yaratıyorsunuz, biz de konuşuyoruz bu güzel zeminde. Karşılıklı. Sağ Hocam, olun. ölüme yakın deneyimler konusu. Sağlıktan sinemaya kadar birçok içeriği belgesellere kadar inceledim ama gerçekten sizin uzmanlık alanınızda bir karşılığını bulamadım. O yüzden anlatacaklarınız gerçekten çok kıymetli. Şimdi bu deneyimlerden hangi çıkarımlar yapılıyor ve sonraki elbette ki dönüşten sonraki açılım önemli, çıkarımlar önemli. Sonraki hayata o kırılma noktasından sonra hangi deneyimlerin etkisiyle devam ediliyor? Gerçekten ilk defa dinleyeceğim bir alan. Dediğim gibi sizin uzmanlık alanınızda. O yüzden nereden nasıl başlayalım size bırakıyorum. Hay hay. Şu anlamda önemli bir konu. Kişide yarattığı çok geniş bir transformasyon var. Çok yüksek seviyeli bir dönüşüm var. Bunları sona bırakarak belli bir yoldan ilerleyelim. Önce bir tanım yapalım. Bu ÖYD nedir? Ölüme yakın deneyimler nedir? İngilizce'de işte Near Death Experiences, NDE olarak uzun yıllardır literatüre geçmiş, bir terminolojiye geçmiş bir ifade. Bizde de ölüme yakın deneyim olarak kullanılıyor. Neden ölüme yakın deneyim? Çünkü tam bir ölüm hali olmamakla beraber ölümle bağlantılı, ölüm kavramı ile ilgili bize ışık tutabilecek bir takım somut veriler sağlayan bir alan. Yani ölümde kişiyle bağlantınızı büyük ölçüde kaybediyorsunuz ve sonra onun ölümle ilgili bilgileri toparlama metodolojisi bambaşka bir şey. Spiritüel alanda o bambaşka bir şey. Onları zaten anlatıyorum zaman zaman ama burada işimiz daha kolay. Burada kişi tekrar hayata dönüyor ve deneyimlerini anlatıyor ve çok geniş bir veri havuzu içerisinde ortak noktalara bakarak biz belli bir takım çıkarımlar yapabiliyoruz. Bütün dünyada. Hem Türkiye'de hem dünyada. Şimdi ölüme yakın deneyim nedir? Onun bir tanımını yapalım dedik. Öyle başlayalım. Kişinin klinik olarak ölü kabul edildiği andan itibaren yaşamsal fonksiyonlarının tekrar tıbbi olarak geri gelişine kadar, kişinin yaşamsal fonksiyonlarını tekrar kazanmasına kadar olan süre içerisinde yaşadığı ve bilinçli olarak hatırladığı ve aktardığı bir takım paranormal deneyimlerin ortak adıdır. Ölüme yakın deneyimler. Bu klinik ölüm hali nedir? Bunu biliyoruz. İşte kan dolaşımı sona eriyor. Solunum duruyor ve beyne oksijen gitmiyor. Artı bilinç kapanıyor tamamen. Bu klinik ölüm olarak kabul ediliyor. İşte kalp atışı durdu. Beyin faaliyeti sona erdi. Beyinden herhangi bir şey alamıyorsunuz. Elektriksel aktivite alamıyorsunuz artık. Solunumu alamıyorsunuz. Nabız ve kan basıncı sıfır. Hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyor tıp insanları? Büyük bir mücadeleye giriyorlar hastayı yaşama döndürmek için. Ama kalp 5 dakikadan fazla durduğu zaman beyin artık bütünüyle oksijensiz kalıyor ve çoğunlukla da doktorlar da yaşama döndürme çabasını bırakıyorlar o noktada. En çok hangi durumlarda meydana geliyor diye baktığımız zaman beyin fonksiyonlarını ciddi şekilde bozan hastalıklarda çok sık görüyoruz bu deneyimi. Kalp krizlerinde çok sık karşılaşılıyor. Trafik kazalarında, travmatik şok tarzı ani gelişen durumlarda kişide travma yaratan ve şok halindeki ölümlerde ve koma hallerinin ardından görünüyor. Aşırı kan kayıplarında görünüyor. Çocuklarda özellikle boğulma vakalarında, çocukların da anlattığı birçok vaka var. Ve bir şekilde işte bu asfiksasyon dediğimiz oksijensiz kalma durumlarında herhangi bir şekilde işte boğazında bir şey kalıyor kişinin ya da işte denizde boğulma durumlarında en çok bu vakalarla karşılaştığımız haller bunlar. Aslında ilk olarak Raymond Moody Amerikalı psikiyatrist tarafından
ciddi şekilde araştırılmış bir konudur. 1975'te de Life After Life diye, yaşam sonrası yaşam adında bir kitap yazınca dünyada bu konu çok önem kazandı. Aslında Türkiye'de daha önce araştırılıyordu ama bir kitaba dönüşen bir çalışma olmamıştı açıkçası. Onun kitaplarından da konu dünyaya yayıldı. Hatta o dönemleri şunu söylediler. İşte o Raymond Moody'nin kitaplarını okudu. İnsanlar ondan etkilendiler vesaire. Ve bu hikayeleri anlatmaya başladılar dendi. Ama bu da doğru değil. Çünkü Raymond Moody'nin 1975'te yayınlanan o kitabından çok önceleri bu vakalar hastanelerde doktorlar tarafından, hemşireler tarafından, sağlık personeli tarafından tespit ediliyordu. Yani bu iddia doğru bir iddia değil. Sonra işte Hollandalı Van Lommel vardır. O da önemli bir araştırmacıdır. O da kardiyologtur. Bakın bu konudaki araştırmacıların çoğu tıp insanıdır. Psikiyatristtir, kardiyologtur. Çünkü çok vakayla karşılaşıyorlar ve artık ciddi bir araştırmaya gittiği zaman ikna oluyor o doktorlar. Ve kitap yazanların hepsi de doktordur bu konuda. Amerika'da yaklaşık her 30 kişide bir kişinin böyle bir deneyim yaşadığı belirlenmiş. Gallup'un araştırmasında bir kamu araştırması yapılmış. Aşağı yukarı 30'da 1 gibi bir oran çıkmış ki bayağı ciddi bir orandır bu. 30'da 1. Ama işte tıpkı bu bizim bahsettiğimiz bu dünya dışı temas vakaları gibi rapor edilme oranı düşük. İnsanlar çekiniyorlar. İşte alay edilme korkusu var. Tıpkı temas vakalarında olduğu gibi. Ondan sonra işimi kaybederim. Alay konusu olurum. Kimse bana inanmaz. Vesaire gibi kaygılarla aslında bunların çoğu da rapor edilmiyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi gelelim lafı güzaf kısmını bırakalım. Bunları bırakalım. Bu ölüme yakın deneyimlerde neler görüyoruz? Neler var? Hangi ortak karakteristikler var? Bizim için en önemli veri insanların aktardığı öykü içeriklerindeki ortaklıklardır. Tıpkı temas vakalarındaki gibi ölüme yakın deneyimlerde de bizim tutunduğumuz o sütun, o direk bu şeydir. Vaka içeriklerindeki ortak ifadeler. Şimdi insanlar neler anlatıyorlar? Şunu diyorlar, diyorlar ki ölümle ilgili bir kere tanımları değişiyor. Ölüm korkusu kalkıyor, ölüme ait hiçbir kaygı, endişe, korku, hiçbir şey kalmıyor. Çünkü karşılaştıkları bir realite var. Bambaşka bir realiteye geçtiklerini daha genişlemiş bir farkındalık haline, daha genişlemiş bir bilinç haline geçtiklerinden bahsediyor. Hepsi ortak olarak. Dünyanın her yerinden binlerce kişi. Farklı bir varoluş haline, geçici bir süreyle geçtiklerini anlatıyorlar. Tabii orada deneyimledikleri unsurlar da ortak. Onlara da bakacağız. Bilinç orada başka bir duruma geçiyor. Bilinç şu an bedene bağlı, bilincin o sınırlı halinden çok genişlemiş, muazzam kapsam kazanmış bir hale geçiyor. Bu olay sırasında. Bu tabii hayata, her şeye bambaşka bir yüksek perspektiften bakış kazandırıyor kişiye. Şunu anlıyoruz biz. Burada bilinci hep bedene bağlı, beynin bir fonksiyonu olarak görüyor bizim klasik bilim anlayışımız. Buradan ortaya çıkan en önemli sonuç, bilincin beyne bağlı bir fonksiyon olmadığı, beyinden bağımsız olduğu, bedenden bağımsız olduğu, bedenin tüm yaşamsal fonksiyonlarını sona erdirmesine rağmen bilincin varlığına ve farkındalığına üstelik çok daha genişlemiş bir halde devam ettiğini görüyoruz ve en somut haliyle, en somut kanıtlarıyla görüyoruz. Şimdi tüm beyin fonksiyonları durmuş durumda. Elektroansefalografiden hiçbir şey alamıyorsunuz, veri alamıyorsunuz hiçbir şekilde. Kişi hastanede o an, yoğun bakımda, her tarafına işte şeyler bağlı, ne diyorlar, elektrotlar vesaire. Elektroansefalografide hiçbir beyin faaliyeti görünmüyor. Kalp durmuş, solunum durmuş, kan dolaşımı durmuş, her şey durmuş. Beyin faaliyeti sıfır.
Hiçbir elektriksel aktivite yok. Ölü, değil mi hocam? Ölü, tıbben ölü. Ya uğraşıyorlar o anda hayata döndürmeye, ki onu zaten o deneyimi yaşayanlar hepsini izliyor çok net şekilde. Ya da bırakmışlar artık tamamen. Şimdi beyin tamamen kapandığında beyne bağlı fonksiyonların da sona ermiş olması gerekiyor. Yani duyular sona ermiş olması gerekiyor. Görme, duyma, efendim işte diğer duyuların hepsinin sona ermiş olması gerekiyor. Ama ÖED vakaları içerisinde bunlar son derece aktif bir şekilde ve çok geniş bir alana şuurun uzanacağı şekilde devam ediyor. Yani sadece oda dışındakileri duyup görmüyorlar. Odanın dışında olanları, hastanenin dışında olanları, hastanenin başka bölümlerinde olanları, evlerinde olanları vesaire. Oralara kadar bir şuur projeksiyonu meydana geliyor ve hepsini çok güzel, çok net, çok açık bir şekilde izliyorlar. Şimdi örnekler de vereceğim. Kayda geçmiş olaylardan. Hepsini net şekilde... Gibi böyle geziyorlar değil mi? Yani etrafı... Geziyorlar, hastane içinde geziyor, dolaşıyor, bakıyor. Hatta kendisine bakıyor. Yukarıdan diyor kendime baktım diyor. Bak o anda çok ilginç bir şey var. Kimlik duygusu kayboluyor geçici olarak. Bu kim diye hatta baktım üzüldüm diyor. Yani ölmüş birisi. Acıdım diyor. Ailesi ne kadar üzgündür şu anda falan. Sonra dikkatli bakınca bir süre sonra bu benim dünyada kullandığım beden farkındalığı geliyor. Yani orada bir kimlik duygusu kaybı var. O da çok enteresan. Şimdi az önce söylediğim gibi burada bedene bağlı dar şuurdan ruh-beden bağlantısı iyice gevşediği için ruh-beden bağlantısı son derece gevşiyor. Yüksek seviyeli bir degajman durumu diyoruz biz buna. Degajman denir. Trans hallerinde falan olur bunlar. Varlık beyne bağlı, bedene bağlı şuurundan, bilincinden sıyrılıyor. Asıl öz varlık şuuruna entegre oluyor ve oradan bütün varoluşla bir olma hali gibi bir deneyim de yaşayabiliyor. Onun da çok önemli, çok pozitif sonuçları var. Şimdi diyor ki mesela ölüme yakın deneyim yaşayan kişi. Ben diyor o anda düşüncemi nereye odaklarsam anında orada olabiliyorum diyor. Şimdi artık bedenle sınırlı değil. Tamamen düşünce enerjisi onu yönlendiriyor. Bu mesela kesin ölüm sonrasında da varlıkların yaşadığı bir durumdur. Kesin ölüm sonrasında gittikleri mekanda ya da o şuur hali diyeyim, mekan demeyelim yanlış bir ifadedir. Orada da diledikleri yerde düşünceyle bulunabiliyorlar. Çünkü artık dünyevi bir zaman akışından çıkıyorlar. Sıyrılmış durumdalar. Sıyrılmış durumdalar. Buna bağlı değiller. Dünyadaki o yüzeysel zaman akışına bağlı değil artık bak. Zaman ötesi, zamanın olmadığı, zamanın lineer, düzgün doğrusal akmadığı bir hale geçiyor artık. Kişilere seslerini duyuramama hali var ilk önce. İlk halden bahsediyorum. Henüz daha şimdi o ruhsal deneyime geçmeden hastanedeki ilk hallerinden bahsedelim. Oradan geçeriz o bölüme. İlk tepkisi doktorların ve hemşirelerin panik halini görmek oluyor. Kendi etrafında çalışıyorlar işte elektroşok veriyorlar falan. Fakat o sırada bu deneyimi yaşayan kişi doktorlara ve hemşirelere sesini duyurmaya çalışıyor. Ben diyor bir tanesi literatürdeki bir vaka yine. Doktorun yanındayım. O benim bedenimi şey yapmaya çalışıyor. Hayata dönmeye çalışıyor. Doktora yanındayım. Bağırıyorum. Bağırmaya çalışıyorum. Duyuramıyorum. Çünkü bedeni yok. Ondan sonra elimi uzatıyorum. Onun kolunu tutmak istiyorum diyor. Elim diyor kolunun içinden geçiyor. Böyle bir çaba içerisinde bir panik hali de var tabii ilk anda. Orada devam ediyorlar şeyi. Yani ben ölmedim. Masajı kesin. İşte kalp masajını kesin. Elektroşoku kesin. Bedenime zarar vereceksiniz diye. Ben çığlık çığlığa bir haldeyim. Tabii orada bir ses yok. Yani o şey sembolik bir anlatım. Öyle diyelim. Doktoru engellemeye çalışıyor o sırada. Başka odalarda mesela neler konuşulduğunu duyuyorlar, izliyorlar. Mesela bir vakada bir kadının biri ölüme yakın deneyim yaşıyor hastanede yoğun bakım sırasında. Bedeninden ayrılıyor ve evdeki kızını görüyor. Haber gitmiş eve işte
anne yoğun bakımda işte öldü veya o tarzda bir haber. Onlar da alelacele bakıcı varmış kızın yanında, küçük bir kız. Alelacele hazırlıyor çocuğu. Fakat o panikle çocuğa işte altı başka, üstü başka bir elbise giydirmiş. Yani iki tane takım var diyelim giyeceği. Onları karıştırmış birbirine. Altı başka, üstü başka bir kıyafet giydirmiş apar topar. Evden çıkıyorlar. Kadın bunu izliyor. Anne. Orada ölü denen anne. Bunu izliyor ve onlar gelmeden uyandırıyorlar onu ve bunu anlatıyor. Kızım bayakıcı geliyorlar şu anda yoldalar ve şu şu kıyafetleri giymiş ama ters giydirmiş diye, hatta işte gülüşmeler vesaire. Ondan sonra geliyorlar. Bu hakikaten o manzarayla karşılaşıyorlar. Tabii bu tür olaylar çok yüzlerce. Mesela bir başka mücadele enteresandır. 50'li yaşlarda bir erkek hasta. Bu Amerika'da sanıyorum Van Lommel'in kaydettiği bir hadise. Orada kendisine yardım eden hemşirenin adını soyadını söylüyor şey. Hasta uyandıktan sonra, yani yaşama döndükten sonra. Halbuki o hemşireyi hiç görmemiş. O hastaneye de ilk defa gelmiş. Hemşire de nöbeti yeni devralmış bu vaka geldiğinde. Hiçbir şekilde görmemiş. Yani adam ölü vaziyette o odaya girdiğinde. Nereden bildiğin diye sorduklarında da işte hemşireyi tarif ediyor. Hemşire acil bölümüne doğru koşarken ben de oradaydım diyor. Koridorda. Koridorda onunla karşılaştım. İsim etiketini okudum diyor. İsim etiketini. Ondan sonra tabii bu vakalar konuyu bilen doktorlar tarafından hemen kaydediliyor. Bunlar önemli kanıtlardır, önemli meselelerdir. Demek ki orada duyular bambaşka bir hal almış. Bedene bağlı, o şuur halinden çıkmış varlık, kendi enerjetik bedeniyle, kendi etrafındaki o enerjetik alanı yanında taşıyarak etrafta dolaşmış, hastane izlemiş. Kimle konuşmuş başkalarda onları da anlatıyor, o özel konuşmaları falan. Mesela yine başka bir ilginç vakadan bahsedeyim. Yine bir şey var, acil durum var. Şahısı hastaneye getirmişler. Hayatını kaybetmiş. Yaşama döndürmeye çalışıyorlar. O sırada bir doktoru arıyorlar. Nöbetçi doktoru. Evden gelecek ama nöbetçi doktor. Aceleyle hastaneye gelirken kaza yapıyor doktor. Kaza yapıyor. Öndeki arabaya çarpıyor. Ondan sonra o çarptığı arabanın şoförü boynu inciniyor. Ve Amerika'da tabii böyle şeylerde çok sıkıntılıdır. Hemen mahkemeye verirler sizden tazminat almak için. İşte boynum incinme der bir şey der, büyütürler, abartırlar falan. Çok korkmuş doktor, bu adam beni mahkemeye verecek, işte tazminat isteyecek diye. Çok endişelenmiş yolda. Ondan sonra apar topar gelmiş hastaneye. Demişler ki işte az önce getirilen hasta burada, derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Koşmuş oraya. Ondan sonra hastaya müdahale etmiş, yaşama döndürmüş. Hasta uyanmış, doktoru görünce doktorun geçirdiği kazayı anlatmış önce. Baştan aşağı ne yaptığını. Ondan sonra demiş ki mahkeme ve tazminat konusundaki endişenizi de hissettim, gördüm demiş. Hiç korkmayın, bir şey olmayacak demiş. Kazayı da bütün detaylarıyla anlatmış. Adam demiş size dava açmayacak. Yani doktor daha kimseyle paylaşmadan odaya giriyor, uyandırıyor. Bak böyle bir olayla karşılaşıyor. Yine bir başka olay var. Bir kalp krizi. Bu da çok enteresan, bambaşka bir şey. Kalp problemi, kalp krizi geçiren bir adamı yoğun bakıma alıyorlar. Orada işte hayatını neyse kaybetmiş. Üzerinde çalışıyorlar. Yine hayata döndürmeye çalışıyorlar. Aynı anda hastanenin bir başka bölümünde de kız kardeşi yatıyor şeker komasında. Ve yaşamını yitirmiş. Ama şimdi o kardiyoloji bölümündekiler bilmiyorlar onu tabii. Hastanenin başka servisinde, yani o şekerle ilgilenen kısmında da, ya da artık acilin başka bölümünde diyelim, bilemiyorum. O da şeker komasından yaşamını yitiriyor. Her ikisi de, her iki kardeş de o anda ölü durumda. Ve bu ikisi hastanede karşılaşıyor. Abi kardeş, abi kız kardeş. Odanın köşesine gittim diyor adam. Buradan diyor doktorların bedenim üzerinde nasıl çalıştığını önce
izledim diyor. Ondan sonra bir anda o az önce şeker komasında hayatını kaybeden kız kardeşi yanına geliyor. Enerjik bedeniyle. Orada neler olduğu hakkında konuşuyorlar. Sonra kız kardeşi yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Niye gidiyorsun diyor kız kardeşine. Kız kardeşi sen benimle gelemezsin, benim gitmem gerek diyor. Çünkü henüz senin zamanın gelmedi diyor. Erkek olana, kalp krizi geçirene. Ve ondan sonra bir tünele doğru çekildi gitti diyor adam. Ama adamı geri getiriyorlar. Kız kardeşi de onu anlamış zaten. Artık orada o bilgiye ulaşmak, enformasyona ulaşmak zor bir şey değil. Kız kardeşi artık nihai olarak ölmüş. Yani tamamen beden bağını kesmiş. Mekanına gitmiş. Fakat erkek kardeş geri dönüyor. Ondan sonra diyor ki kız kardeşim öldü, ben onu gördüm, ayrıldı tünele doğru. Hayır falan diyorlar böyle. En son biz haber aldığımızda yaşıyordu, yoğun bakımdaydı falan. Sonra bir bakıyorlar ki telefon açıyorlar. Hakikaten kız kardeşi onun dediği zaman içerisinde ölmüş. Şimdi bunlar tabii önemli somut veriler. Neden? Çünkü hemen o olay yerinde işte kayda geçiriliyor. Hemşireler orada, efendim izleyen doktor onu şey yapıyor. Tabii bunu bir resmi kayıt, resmi bir tıbbi rapor olarak almıyorlar ama sonuçta bu konuyu araştıran birisi, bu konunun farkındalığına varmış bir doktorsa bu verileri topluyor. Muhakkak ki bunları duya duya belli bir farkındalığa gelmiş, dikkati artık bu noktaya odaklanmış, çekilmiş doktorun ki bu veriler toplanmış birçok hastanede. Dünyanın her yerinde anlatılan detaylar bu şekilde. Çok ilginç bir nokta var hastane kısmında. Burada doğuştan görme engelli hastaların da ölüme yakın deneyim sırasında gördüklerini tüm detaylı detaylarıyla anlatmaları. Duyma engel, işitme engellilerde konuşulanları duyarak naklediyorlar. Çünkü artık bedene bağlı duyular önemini kaybediyor. Siz o noktada beden farkındalığından bedene bağlı o beş duyu, kaba beş duyu, sınırlı beş duyu algısından çıktığınız anda artık dünyadaki bedeninizin görme engelli olmasının, işitme engelli olmasının hiçbir önemi yok. Orada bu işler tamamen ortadan kalkıyor. Yani doğuştan ya da sonradan görme engellilerin hepsi orada gördüklerini bütün detaylarıyla tarif ediyorlar. Renk körü olan deneyimciler diyelim. Hı hı. İnanılmaz geniş bir renk skalasından bahsediyorlar. Öyle tarif ediyorlar, anlatıyorlar. Bunlar çok önemli, somut verilerdir. Mesela 18 yaşından beri bütünüyle görme engelli olan işte 70 yaşlarındaki bir kadın acil odasında olan biten her şeyi kesin bir doğrulukla tarif etmiş. Bunun gibi çok örnek var. Kişilerin işte kıyafetlerinin renkleri ve operasyon odasında kullanılan bütün cihazları tarif etmiş ki en son gördüğü cihaz teknolojisi 50-60 yıl öncesine ait, düşünün. 50-60 yıl öncesi, 50 yıl, 52 yıl öncesine ait. 70 yaşında diyelim, 18 yaşından beri görme engelli. Hiçbir modern cihaz görmemiş hayatında. Bunları tarif etmiş. Bunları net şekilde izlemiş, görmüş, duymuş. Yani bu işin hastane kısmı diyelim. Acil odasında olanlar. Ama devamı... Peki ortak şeyler değil mi bunlar hocam? Hepsi ortak veriler tabii ki. Onlar çok önemli. Yani anlıyorum ortak ki yapım, proje, belgesel bunlardan hareketle hazırlanmış. Çünkü hep benzer şeyler var. Bunların hepsi tabii. Bunlardan hareketle hazırlanmış demek ki. Tabii ki. Bunlar tıpkı bizim temas olaylarını araştırdığımız gibi bu ortak noktalar çok önemli veriler sağlıyor. Çok ışık tutuyor. Büyük bir bilgi havuzu oluşuyor. Ve baktığınız zaman bütün dünyada hangi sosyal statüde olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, hangi dünya görüşü, hangi kültür böyle mensup olursa olsun değişmiyor vaka içerikleri. Bugün Türkiye'de de aynı, Orta Doğu'da da aynı, Avustralya'da da aynı, Amerika'da da aynı, Afrika'da da aynı anlatımlar var.
İşte bu çok önemlidir. Bir takım hani folklorik inançlardan vesaire etkilenen bir içerik değil bu anlatılanlar. Yani dediğim gibi hangi inanç, hangi kültür içerisinde olursa olsun bu anlatımda hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdi daha önemli bir kısma geliyoruz. Bir kısmı bazen bu hastanedeki duyma, işitme, işte kendi bedeni üzerinde yapılan çalışmaları izleme meselesini uzun uzun deneyimliyor, yaşıyor. Bir kısmı bunu çok kısa bir şekilde deneyimleyip ya da hiç deneyimleyemeyip doğrudan bir tünel içerisinden başka bir realiteye geçiş yapıyor. Yani o an dünyayla bağları daha zayıf artık. Dünya realitesinden uzaklaşıyor. Tamamen kopmamış ama nihai ölüm haline daha yakın bir duruma geçiyor. Nihai ölüm haline. Fakat şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman ölüme yakın deneyimler nihai kesin ölümle aynı deneyimleri yaşatmıyor. Benzer şeyler yaşanabiliyor ama farklı bir şey. Nihai ölümde bambaşka bir süreç var. Varlığın önünde bambaşka bir süreç var. Orada varlığın öldüğünü hissetmesi, anlaması çok daha uzun sürebiliyor nihai ölümlerde. Orada bir takım yardımlarla uzun süreli bir şaşkınlık halinden sonra bulunduğu ortama, bulunduğu yeni enerjetik duruma adapte olması vesaire gibi bir süreç yaşanması gerekiyor. Ama ölüme yakın deneyim çok daha farklı. Daha hızlı, daha kısa süreli, kişinin öldüğünü ya da geçici olarak orada ölmüş olduğunu çok çabuk kavradığı bir deneyim, ölüme yakın deneyimler. Çünkü bir planlı deneyim, özel o varlığa yaşatılan durum o. O varlığında kendi seçtiği, kendi yaşadığı, yaşamayı istediği, deneyimlemeyi istediği bir durum var orada. O deneyimi yaşayıp geri geliyor. Ne yapıyor? Bir tünelden geçiyor. Kimi işte muhteşem renkler, muhteşem bir ışık, inanılmaz bir doğa manzarasından bahsediyor. İnanılmaz, tarif edilemeyecek bir arka plan müziğinden bahsedenler var. Bunların hepsi enerjetik durumlardır aslında. Bunların hepsi oradaki varlıkların, vazifelilerin hazırladığı mizansenlerdir. O varlığı rahatlatmak için. O varlığı böyle bir nasıl desem size, bir tiyatro dekorunun içerisine adeta alır gibi onu bir panikten, aşırı korkudan uzaklaştırmak ve bu deneyimden en yüksek randımanın sağlaması, en yüksek verimi elde etmesi için hazırlanan bir takım mizansenlerin içine alınıyor varlık. Şimdi önce ışığa çekildiler. Diyor ki bu ışığa direnmek mümkün değil. Benim varlığım oraya doğru çekiliyor. Gitti. Sonra o ışık beni diyor bütünüyle sarmaladı. Tabii o hissi anlatmaları çok zor. İnanılmaz, muhteşem, dünyada olmayan bir şey, dünyasal kelimelerle anlatmak imkansız şeklinde ifadelerle tarif ediyorlar. Sonra o ışık, yine ortak noktalar bunlar, bir insan figürüne ya da kişinin dini inancına göre dinsel bir kişiliğe veya bir melek şeklinde bürünüyor. Bakın, hangi inançla yaşadıysa dünyada, yaşıyorsa ona rahat hissettirecek. Onu orada mutlu edecek. O paniğini engelleyecek bir figür şeklini alıyor o ışık. Kişinin işte hem kültürel, sosyokültürel durumu, dünyadaki inançları vesaire, ona göre bir figür haline alıyor. Ya da mesela annesini, daha önce ölmüş annesi, babası, bir kardeşi vesaire, onları görmek onu o anda mutlu edecekse o ışık o şekli alıyor. Bunların hepsi aslında oradaki vazifelerin yaptığı işler. Ona istedikleri şekle giriyorlar. O şekilde onun karşısına çıkıyorlar. Yani artık bunları biliyoruz. Rehber değil mi hocam? Anladığım kadarıyla. Rehber varlıklar, hami varlıklar. Evet, bunlar bu vazifeliler. Bu şekilde o varlığı orada o deneyimi sırasında rahatlatacak bir pozisyona sokuyorlar. Bir ruh haline getiriyorlar. Bu şekilde. Çünkü şimdi oranın maddesi
O da madde, o da madde ama maddenin bilmediğimiz son derece ince, son derece yüksek vibrasyona sahip partikülleri olan ve düşünce enerjisinde derhal yanıt veren bir madde. Yani imajinasyona derhal yanıt veren bir madde. Bunun ölümle ilgili çalışmalarda da ortaya koydu birçok araştırmacı. Bu, çok net bildiğimiz bir şey bu. Dünyada imajinasyonunuzun hemen maddeleşmesi mümkün değil. Yapamıyorsunuz çünkü kaba madde buna cevap vermiyor. Ama oranın ince partikülleri, ince maddesi derhal cevap veriyor. Şimdi oradaki vazifeliler için imajinasyonla bir doğa manzarası yaratmak ya da o kişinin güven duyduğu, saygı duyduğu, kutsal bildiği bir figür görünümüne girmek hiç de zor bir şey değil. Zaten onu sizin zihninizden, sizin varlığınızdan çekiyor görüntü. Ya biliyorlar, bizi bizden daha iyi tanıyor artık. Şimdi onu sağladılar. Her neyse. Burada bir deneyim yaşatıyorlar kişiye. Bunu dünya zamanıyla söyleyebilmek çok zor. Bambaşka bir şey. Yani onu ben orada işte günlerce, aylarca kaldım diyor. Halbuki dünyada işte 30 saniye geçmiş ya da 4 dakikada, 3 dakikada, 4 dakikada geri dönmüş. O zaman kavramındaki farktan kaynaklanan bir şey. Yani birkaç dakika sürmüş bir deneyimi yıllarca anlatan insanlar var. Yıllarca farklı şeylerle, yani ekle şeylerle, yeni hatırladıkları bölümleri anlatıyorlar. Nasıl sığmış o 3-4 dakikaya? İşte zamansızlık hali böyle bir şey. Yaşadığı deneyim çok çok uzun sürmüş gibi hissediliyor varlık tarafından. Ama dünyada işte 2,5 dakika, 3 dakika geçmiş. Şimdi bir gözden geçirme, yaşamını gözden geçirme sürecine sokuluyor varlık orada. Bir anda yaşadığı olaylar hakikaten tam bir şey gibi, sinema izler gibi arka arkaya müthiş bir süratle diyor, izletildi bana. Ama sadece olaylar değil, o andaki zihnimden geçen, o olayı yaşadığım sırada dünyada zihninden geçen bütün düşünceler refakat ediyordu buna diyor. Orada ne yapmış? Ne hissetmiş? Kime ne hissettirmiş? O çok önemli. Farkında olmadan insanlara hissettirdiği şeyleri görüyor. Ya büyük bir mutluluk duyuyor ya büyük bir pişmanlık duyuyor. Müthiş bir hesaplaşma. Çok kısa bir süre içerisinde. Bir şey yapmış, o anda anlamamış diyelim bir arkadaşını üzdüğünü, arkadaşının o anda görüntüsüyle beraber onun içinde ne hissettiğini, nasıl bir işte hayal kırıklığı, nasıl bir keder ya da nasıl bir sevinç yaşadığını orada görüyor. Muazzam bir empatinin son noktası yani artık. Evet. Orada yani ben ne yapmışım, nasıl yapmışım bunu farkındalığı. Müthiş bir farkındalık tabii. Ve o büyük bir dönüşümün başlangıcı işte. Her düşüncenin bir enerji olduğunu görüyorlar. Hem kendilerini hem başkalarını nasıl etkilediğini görüyorlar. İşte bu hızlandırılmış film süreci içerisinde. Yaptığı eylemlerin başkaları üzerindeki etkisini, o sebep-sonuç zincirini görüyor. Kendi yaptığı şeyin nerelere kadar gittiğini, hepsini gösteriyorlar. Vallahi. Aslında büyük bir şanstır diyemeyeceğim. Tabii şans değil böyle bir deneyim yaşamak ama hakikaten bir ayrıcalık gibi. Elbette bu kişilerin özel kişiler işte efendim iltimaslı kişiler olduğunu göstermiyor. Bu kendi onay verdikleri efendim yaşam planlarında olan bir şey. Bundan bahsederiz. Mesela bir kanser hastası şöyle diyor. İnanılmaz bir sevgi enerjisi içine alındım orada diyor. Ve o an neden kansere yakalandığımı bütün açıklığıyla anladım diyor. Yani o yaşam planı içerisinde neden böyle bir deneyime ihtiyaç olduğunu görmüş, ihtiyaç duyduğunu görmüş. Aile bireylerinin bütün hayatındaki rollerinin ve bu ana plan içerisindeki, bütün çevremdeki insanların ve aile bireylerinin bu ana plan içerisindeki yerimizi hep birlikte yerimizi gördüm, fark ettim diyor. Bunun dünyada fark etmek çok 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 zor bir şey. Çok yüksek bir farkındalık gerekir. O anda
O dünyada geçen birkaç saniye içerisinde orada bütün bunları görüyor. Hiçbir şeyin boşuna olmadığı. Yaşadığımız acıların, sıkıntıların, dünyadaki olayların hiçbirinin boşuna olmadığını, hepsinin bir plan içerisinde ve bizi geliştirmek, bizi yükseltmek için meydana geldiğini, hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, hepsinin de bir ana plana hizmet ettiğini görüyorlar orada. Muhteşem bir şey bu. Çok bence. Yani empati dediğimiz bizim yapmaya çalıştığımız bu alışverişi orada enerji boyutunda yaşamak, deneyimlemek gerçekten. Tabii. Hocam, tabii. Araya girmemek için şimdi siz es vermişken soracağım. Bu biraz daha siyah, yani şöyle bir senaryo var mı? Kötü de demek istemiyorum ama çok olumsuz ya da zarar verici şeyler yapmış olan profillerin deneyimleri var mı? Mesela katil diyelim. Mutlaka. Mutlaka. Tabii. Onların iki farklılık gösteriyor mu mesela deneyimleri? Zarar vermiş insanların diyelim. Ya mutlaka. Bunda yani her türlü deneyimi, her yaptığı şeyi, her kendisinden bile gizlediği, kendisinin bile hatırlamak istemediği her şeyle karşılaşıyor. Gösteriyorlar. Karşılaşıyor ve çok 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 derin bir pişmanlık, çok derin bir acıyla bunların üstesinden gelme fırsatı sunuluyor ona. O yüzden çok önemli bir deneyim. Çok önemli bir deneyim ve çok enteresandır. Bu yaşam değerlendirmesi, yaşam gözden geçirilmesi meselesi dünya dışı temas vakalarında da bizim karşılaştığımız bir şey. Bazen karışıyor ikisi birbirine. Onlar da bir takım şeyleri görüyor. Çünkü onlar da bu teması yaşayabilmek için normal şuur hallerinden ayrılmak durumundalar. Orada da varlıkların tesiriyle biraz serbest şuurlarına doğru yaklaşmak zorundalar. Yani bizim şu andaki bu bedene bağlı bilincimizde yaşanmıyor bu işler çünkü. Çünkü bu temasları kuran varlık tipleri bizimle aynı titreşimsel bir seviyeden gelmedikleri için bir ortak noktada buluşabilecek bir seviyeye çekiyor temasçıyı. Onun da en kolay yolu şuursal olarak, bilinçsel olarak varlığı bedeninden ayırmak, bir degajman haline getirmek, bir ya da trans haline getirmek ya da işte uyku sırasında yapabiliyorlar bunları. Şimdi başka karakteristikler de var. Onlara yaz bakalım. Ölüme yakın deneyimlerle. Yaşamlarının gelecekteki bölümüne de bakmalarına zaman zaman müsaade ediliyor. Sizi şu 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 olaylar bekliyor şeklinde. Ama ana olaylar bakımından detaylı değil. Şeyden bahsettik. Tanımlamada çok zorluk çekiyorlar. Ortak olarak ifade edilen şeylerden bir tanesi. Dünyevi kelimeler orada yaşadıkları deneyimi tarif etmek için hiçbir şekilde yeterli gelmiyor. Bunu hiçbir şekilde tarif edemiyorlar. Tarif edemedikleri için susmayı tercih eden insanlar da var. Çünkü ben bunu diye anlatamam. Anlatamam. Yani bu kelimelerle, efendim, bu sözcük dağarcığıyla kişilerin bunu anlaması mümkün değil. Çünkü karşılığı yok. Dünyevi olarak karşılığı yok. Gördüklerinin, yaşadıklarının. Dinginlik ve huzur hissi var. Dünyada hiç hissetmedikleri kadar muhteşem bir dinginlik, bir huzur hissi. Acının yok olması. O an. Çoğu zaten bir takım travmatik durumlardan sonra o geçişi yaptıkları için, yani kalp kriziyle gelmiş, kazayla gelmiş, korkunç bir acıyla gelmiş, belki bir uzvu kopmuş, bir şey olmuş, bacağı kolu kopmuş. O acı o an tamamen kesilmiş durumda. Ölmüş olduklarının çabuk farkına varıyorlar dedik, bundan bahsettik. Dedim, nihai ölümde bu daha uzun bir süreç gerektiriyor. Daha önce ölmüş akrabalar ya da kişilerle karşılaşmak dedik ve onlarla iletişim kurmak. Bu mutlaka bir varlığın mizanseni olmayabilir. Gerçekten onlarla da karşılaşılabilir. Bu da mümkündür. O kişinin ihtiyacına göre değişir. O karşılaşmayı ne kadar kaldırabileceğine ve o karşılaşmadan nasıl bir verim alınabileceğine bağlı olarak değişebilir. Orada o varlık gelirler, ayarlanır o işler. Onlar zor işler değil yukarıda. Böyle bir iletişim gerçekten de sağlanabilir. Çok önemli, yine çok çok kıymetli bir şey var. Dünyada anlayamadıkları, hiç tatmadıkları, sadece kağıt üzerinde
bildikleri, okudukları, o koşulsuz sevgi var ya, koşulsuz sevgi diye bahsediyoruz hep. Herkes konuşuyor. Ben de söylüyorum. Ama hangimiz gerçekten hissettik bunu? Hangimiz gerçek anlamda tarif edebiliyoruz? İşte onu yaşıyorlar orada. Onun ne olduğunu orada görüyorlar. O deneyim sırasında. Yani biz burada hepimiz söylüyoruz da lafta kalıyor. Lafta kalıyor. Hissetmek, oradan yaşamak bambaşka bir şey. İşte anlatmakta zorluk çektikleri şeylerden bir tanesi o. Kabulleniş o. Anlık derin bir bilgelik hali. Anlık derin bir bilgelik hali. Bir anda bütün evrenle bir olduğunu hissetmek. Evrenin bir parçası. Her şeyin bir parçası. Bakıyorum diyor. Oradaki eşyalar bile benim parçam. Yani her şey. Bu. Ondan sonra ego kalır mı insan? Yine egosunu yapacaksınız. Son derece kısa bir zaman dilimi içerisinde tam bir biliş hali yaşamak. Yani her şeyin cevabını o anda almak. Sonra unutuyorlar tabii bedene döndükleri. Şimdi beden şuuru hemen daralıveriyor. Daralıveriyor. Beden, beyine bağlanınca, beyin aracılığıyla akınca iletişim. Ondan sonra orada tamamen tabii o cevaplar gidiyor. Ama o an her şey ne kadar basitmiş diyorlar. O tam biliş halini. Aslında evrende her şey ne kadar basitmiş. Herhalde biz detaylandırıyoruz biraz. Zorlaştırıyorsak. Evet. Bir başka ortak ifade Beyza'nın. Buyurun hocam. Oradaki realitenin dünyadaki fizik realiteye oranla çok daha gerçek olduğu hissi. Yani asıl realite orası, dünya realitesi tabii geçici bir madde ortamı, geçici bir eğitim yeri. Bunu görüyorlar, bunu hissediyorlar. Burada yani oradaki yaşamın asıl yaşam olduğu, buranın da bir hazırlık okulu olduğunu orada çok net şekilde yaşıyorlar, deneyimliyorlar. Sonra yine çok ilginç bir şey daha ortak noktalardan. Bunu bilirler zaten. Bir sınır ya da enerji duvarıyla karşılaşıyorlar. O ne demek hocam? Oradaki onun rehber varlık diyor ki bakın bu duvar aşıldığında nihai ölüm gerçekleşir. Burada bitiyor yani size. Böyle bir, onları böyle bir şekilde izole etmişler orada. Orada bir enerji duvarı var. Oraya geçerse nihai ölüm gerçekleşecek ve bir daha geri dönülemeyeceği bilgisi veriyor kendisine. Ha, zaten şimdi varlığın inisiyatifine de bırakılmaz onlar da. Orada artık bunu da demek ki bir bilgi olarak aktarıyorlar şeye. Vazifeliler. Deneyimi yaşayan kişiye. Onu hepsi söylüyor ama. Hepsi söylüyor. Yani oraya geçersem dönemeyeceğim. Zaten dönmek istemiyor çoğu da. Müsaade edilse zaten hepsi geçecek o duvarı. Öyle mi? Çünkü tabii şimdi o kadar yüksek bir mutluluk hissi, o kadar yüksek bir dinginlik, o kadar yüksek bir sevinç hali var ki orada. Şunu söylüyor. Yani ben dünyada bırakacağım insanları, çocuklarım var diyor. Annem, babam. Burada işlerim var. Yapmam gereken şeyler var. Sorumluluklarım var. Hiçbirinin önemi kalmıyor orada. Hiçbirini düşünecek halde değilim. Öyle bir mutluluk hali. Yani müsaade edilse gerçekten dünyadaki işi bitmiş olsa, müsaade edilse hepsi gidecek ve geri dönmeyecek. Döndükleri zaman bedene büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Doktorlara hakaret edenler var. Doktorlara ağır şekilde hakaret edenler var. Beni niye geri getirdiniz diye. Doktorlar gülüyorlar zaten böyle şey. Bilenler, anlayanlar. Uyanır uyanmaz ilk söyledikleri o. Doktora beni niye geri getirdin? Niye getirdin? Çok zor bir durum tabii. Doktorlar için de. Büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü. Bir anda diyor benim bedenim, yaşamım hapishane gibi geldi bana diyor. Çünkü beden sınırlamasından kurtulmuş, beden kafesinden kurtulmuş. Her ne kadar ruh bedenin içerisinde olmasa da, enerjetik bir bağ olsa da o varlığın kapasitesini sınırlıyor. Onun için burada
kafesinden kaçmış kuş gibi orada dolaşınca tekrar kafese girmek çok zor geliyor. Sınırlanmış gibi hissediyor. Tabii 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 tabii, düşünün. Yani kırlarda koşarken bir anda sizi asansörün içine soktuklarını düşün. Öyle bir hal. Şimdi biz asansörün içinde yaşıyoruz da buna alıştığımız için doğum itibariyle çok sıkıntı etmiyoruz her zaman. Ama asansörün dışında bambaşka bir geniş bir hayat olduğunu şu anki zihnimizde idrak edebilsek, bizi o asansöre işte böyle zorla sokuyorlar. Öyle bir şey, hal. Yani bu örnek bile yetersiz aslında. Belki çok daha, orası çok daha geniş. Peki dünyadaki halimiz çok daha, asansörden de dar yani. Öyle bir durum. Aslında çok daha geniş yetilerimiz. Muazzam. Biz yetilerimizi bu beden içerisinde kullanamıyoruz. Çünkü kaba beden maddesi buna müsaade etmiyor. Ruh varlığı, öz varlık muazzam yeteneklere sahip. Şu anki kapasitesininle kıyaslanamayacak. Milyon kat kudretli bir varlık, bir olgu. Ama bedenin kapasitesi var bir kere. Yani bu fizik bedenlerin bir kapasitesi var. Siz ona bağlandığınız zaman zaten bu daralmayı kabul ederek geliyoruz. Bunda sebepleri var. Boşuna değil. Çünkü bu şekilde yaşamamız gerekiyor burada. Hayat planımız gereğince öğrenim koşulları, öğrenim gerekleri yüzünden bu şekilde yaşanması gerekiyor. Odaklı yaşamamız gerekiyor çünkü burada. Belli hedeflerimiz var. O daha odak şey yapmamız için, bu yaşamdaki hedeflerimize odaklanmak için böyle dar bir şuurla odaklı yaşamamız gerekiyor. Bunlar boşuna işler değil. Bu maddenin bilgisini almak, maddeye hakim olabilmek, dünya maddesine hakim olabilmek, buranın bilgisini alabilmek, bu okulun derslerini alabilmek için bu okulun maddelerinden yapılmış bir bedene bağlanıyoruz. Bu okulun elementlerinden, bu gezegenin elementlerinden yapılmış. Bu okulla aynı titreşimde bir bedene bağlanıyoruz. Bu bir mecburiyet ama geçici bir mecburiyet. Dünya okulundan mezun olduktan sonra bu mecburiyet kalkacak zaten. Sabır. Az kaldı. Şimdi tabii bu işlerin en önemli noktası Beyzan. Buyurun hocam. Bu şeyden sonra, deneyimden sonrası kişinin yaşadığı o muazzam ruhsal transformasyon, ruhsal dönüşüm, ruhsal evet. Değişim. Evet. Şimdi benim dünya dışı temas vakalarıyla bu kadar çok ilgilenmemin sebebi de buydu. Bu insanların yaşadığı bu muazzam dönüşüm, değişim pozitif anlamda. %85, %90 pozitif anlamda bir değişim geçiriyorlar. Ölüme yakın deneyimleri de incelediğimiz zaman, ki uzun süredir inceliyorum, araştırıyorum. Aynı sonuçlarla karşılaştım. Ondan sonra dedim ki, evet burada bir planlı bir şey var. Burada bir inisiyatik durum var. İnisiyasyon var aslında. Bunlar birer inisiyasyon. Bu deneyimler. Yani bu deneyimler aslında kişiye bir yola sokuyor. Bir büyük dönüşüme, hızlandırılmış eğitime sokuyor. Hem temaslar hem ölüme yakın deneyimler. Sonuçlarına bakıyorum. Sonuçlarından sebeplere doğru gidiyorum. Çünkü aynı şeyler çıkıyor aşağı yukarı karşıma. Yani hedef aynı, yöntem farklı. Şimdi ne oluyor? Nasıl değişimler yaşıyorlar? Ölüme yakın deneyimler yaşayan insanlar. En başta yaşama bakışları değişiyor. Ölüm korkusu tamamen kalkıyor ortadan. Hatta büyük bir hevesle, heyecanla bekliyorlar ölümü artık. Çünkü görmüş artık ölüm korkulacak bir şey olmadı. Ölüm korkusuna karşı radikal bir değişim geçiriyorlar. Ve birçok ölüme yakın deneyim yaşayan insan bedenlerini artık sadece bir taşıyıcı olarak görmeye başlıyorlar. Yani kendilerini bedenleriyle artık eş koşmaktan kurtarıyorlar. Ben bedenim, ben bedenden ibaretim demekten kurtulup bunun bir kılıf olduğunu artık anlıyor. Bu sadece geçici bir kılıf. Zamanı gelince terk edilecek, toprağa gidecek bir kılıf olduğunu, asıl varlığın bedeni sadece vasıta olarak bu okulda,
bu dünya okulunda kullandığını çok net şekilde görüyorlar. Bunun ayırına artık farkına varıyorlar. Ego kırılımı ikinci önemli nokta. Egoları böyle şey gibi yıkılıyor. Yani kağıttan evler gibi böyle patır patır yıkılıyor. Bambaşka bir insan olarak çıkıyor deneyimden. Öyle bir hal yaşıyor ki orada. O evren dokusunun içerisinde bir ilmikten başka. İlmik şey ilmiği gibi halı ilmiği. O dokunun içerisinde minicik bir parça olduğunu görüyor. Ve hiçbir varlıktan daha üstün ya da daha aşağı olmadığını görüyor. Şimdi ego kalmaz tabii ki. Ya da çok minimuma düşer. Yani sıfır ego ile yaşayamayız biz burada. Mümkün değil yani madde dünyasında öyle yaşamak. Ego kırılımı çok tipik bir karakteristik. Yaşam öncelikleri değişiyor. Daha önce işte iş, efendim araba, iyi bir araba sahibi olmak, işte iyi bir yazlık ev, iyi bir yaşam, lüks bir yaşam peşinde koşan insan tamamen bırakıyor bu işleri. İşte imkanı varsa işinden ayrılıp doğaya dönen, dağ başına yerleşen insanlar var. Köylere yerleşen insanlar var. Öncelikler değişiyor. Yaşama bakış değişiyor. Doğaya büyük bir saygı başlıyor. Daha önce şehir yaşamını seviyorsa doğaya geçiyor. Hayvan sahibi değilse ev hayvanı alıyor. Bütün hayvanları işte çok farklı bir gözle görmeye başlıyor. Artık bir sivrisinek dahi öldüremiyor mesela. Öldüremiyor mu? Çünkü yaşam içerisindeki onun vazifesini ve yerini de görmüş. Artık bir sineği, bir böceği, bir karıncaya öldürmek çok korkunç bir şey geliyor. Özdeğer yükselişi yaşıyorlar. Özdeğer yükselişi. Ama bu ego ve şey kibir anlamında bir özdeğer yükselişi değil. Yani başkalarının onaylamasına daha az ihtiyaç duyuyor artık. Dış kale almalar deriz biz buna kendine bilme çalışmalarında. Mesela ortadan kalkıyor. Dışarı, kimin ne dediği, insanların yargılarını önemsememeye başlıyor artık. Yüksek bir öz kimlik duygusu yaşamaya başlıyorlar. Yani A kişisi işte şu meslektenmiş, şu kişinin annesiymiş, babasıymış, buralıymış, şu aileden geliyormuş. Bunlar ortadan kalkıyor. Tamamen kendi olma, varlık olma. Varlık olma kimliği ön plana çıkıyor, baskın çıkıyor. Stresle daha kolay başa çıkmaya başlıyorlar. Çünkü daha kabulleniş hali. Her olayın bir sebebi olduğunu, bakın hep soruyorlar bana, ne yapalım şu zorlu dönemler. En başta yapacağımız şey her olayın bir sebebi olduğunu, her olayın pozitife, her olayın tekamüle hizmet ettiğini idrakine vardığınız zaman zaten olaylara bakışınız değişecek. İşte bu insanlar o değişimi yaşıyor orada. Bu metotla yaşıyor onlar. Herkes bu deneyimi yaşamıyor. Çünkü herkesin kaldıracağı bir şey değil bu. Ölüme yakın deneyim. Yani şimdi onlar niye bunu güzel değişimleri yaşıyorlar da ben yaşamıyorum demeyin. Bu onların yaşam planlarında var. Onlar seçmişler bunları. Onlar doğmadan daha bunu yaşayacakları belli. Herkes bunu kaldıramaz. Herkes bunu kaldıramaz. Tamam, olayın içeriği ve sonucu güzel ama şimdi işte bir trafik kazasıyla feci bir halde hastaneye gidip orada ölmek, geçici olarak da olsa ölmek herkesin öyle kaldıracağı bir şey değil. Ya da herkesin öğrenme yöntemi bu değil. Öyle söyleyelim. Daha affedici, daha toleranslı oluyorlar. Daha merhametli insanlar haline geliyorlar. Kişilerin, karşısındaki kişinin ne düşündüğünü, neden bir eylemi gerçekleştirdiğini anlamaya çalışıyor. Onun tarafına, onun gözüyle bakmaya başlıyor olaylara. O yaşadı ya o deneyimi, başkalarının hislerini gördü geçmişte. Onlara neler hissettirdiğini şimdi onları anlamaya çalışıyor. Şunu bunları yapabilsek günlük hayatımızda dünya nasıl bir halde olur? Bambaşka bir yer olurdu dünya. Hakikaten burada cennet yaşanırdı ya. Duygularını daha kolay paylaşıyorlar. Sosyal projelere katılmaya başlıyorlar. Sosyal sorumluluk projelerini bir anda bırakıyor şeyleri. Elindeki her şeyi. Kişisel. Ya
yardım kuruluşlarına giriyor mesela. Yardım kuruluşlarına giriyor. Hizmete, bütünün ayrına hizmete geçiyorlar. Bütünün ayrına hizmete geçiyor. Evet, çok güzel. Çok doğru. Aynen öyle. Artık kişisel kazanımlar, kişisel değerler ön planda olmaktan çıkıyor. Çoğunluğun faydasına olan değerler ön plana geçiyor. Öyle değil. Bir önemli özellikle ki bunu ben çok şey yapıyorum, bahsediyorum bu konudan temasçılarla ilgili olarak, şifa özelliğinin ortaya çıkması, şifacı özelliğinin ortaya çıkması. O olaydan sonra, o açılımdan sonra şifa enerjisi nakletme şeyine geçiyor. O yeteneği aktive oluyor diye. Aktive oluyor. Ve böyle bir enerji naklederek insanlara o noktada da faydalı olmaya çalışıyor. Psişik yetenekler güçleniyor. Eskisi gibi olmuyor. Sezgiler daha güçlü hale geliyor. Duruyoru şey yapabiliyor, açılabiliyor. İşte bunların hepsini biz temasçılarda da görüyoruz. Bakın birebir aynıdır bu. Hepsi, saydıklarımın hepsi şeyden beri, ego kırılımından itibaren. Hatta ölüm korkusundan itibaren. Ölüm korkusu da dahil olmak üzere. Ölüm korkusunun ortadan kalkması dahil olmak üzere. Hepsi temasçılarla ölüme yakın deneyimler yaşayanların ortak olarak deneyimledikleri, yaşadıkları sonuçlardır. Transformasyonlardır, dönüşümlerdir. Onun için bunlar pozitif durumlardır. Ben sonuca bakıyorum. İnsanlarda yarattığı dönüşüme bakıyorum. İşte Erhan Hocam şey mi? Hepsi pozitif mi? Ne kadar iyimsersiniz? Hiç negatif yok. Ben sonuca bakıyorum. %85, %90 pozitif sonuçlar çıkıyorsa yıllar içerisinde insanlarda bu işe benim bunlara pozitif bir gözle bakmam şeyinde, konusunda hiçbir sıkıntım yok. Yani bir şey kaygım yok. Doğru bir sonuca vardığımı düşünüyorum bu anlamda. Negatif dedikleri yani mesela işte psikolojik sorunlar bırakıyor. Şimdi bir takım negatif şeyler aslında o kişinin kendi konuya bakışıyla da alakalı. İçinde o kadar yüksek korkular var ki pozitif bir olayı dahi zihnine negatife çevirebiliyor. Aşırı korku var. Efendim işte komplo teorileri ilan şey yapmış. Zihnini doldurmuş. Her varlığa işte şey bakıyor. Saldırgan yani agresif şeyle bakıyor. Zihnin, çünkü temaslarda karşımızda bir enerji topluluğu var bazen. Varlık bir enerji topluluğu olarak geliyor. Sizin ona bakışınız, sizin zihninizdeki model, şablon neyse o şekilde görüyorsunuz o varlığı. Çünkü bize bizim gibi bir fizik formu yok. Birçok vardı. Yok, fizik beden kullanma ihtiyacı kalmamış artık. Geçmiş o aşamaları. Biz de geçeceğiz. Bir süre sonra. Varlık geçmiş. Artık bir enerji topluluğu gibi. Bir idrak noktası gibi varlık yani. Siz ona ne yüklerseniz o şekilde görüyorsunuz. Birçok olay da böyledir. İçinizde böyle bir takım karanlık duygular varsa, sıkıntılar varsa varlığı yansıtıyorsunuz. Onu varlığı siz böyle garip bir yaratık olarak da görebilirsiniz. Ya bu bizden de kaynaklı oluyor. Onun için bu çok fantazilere bu işlere girmemek lazım. Bu işler çoğunlukla bizim bakışımıza bağlı işlerdir. Şimdi şöyle bir örnek de vereyim. Tekrar döndüğümüzde transformasyon meselesine. Bir ölüme yakın deneyim yaşayan şahıs şöyle diyor. Yeniden yaşama döndüğümde diyor, ilk gördüğüm şey hastanede yatağımın yanındaki çiçekti diyor. Ve şunu diyor, daha önce aslında hiç çiçek görmemişim ben. Daha önce hiç çiçek görmemişim. Ve onu ilk defa hayatımda bir parçam olarak gördüm diyor. Biz çiçeğe bakarız, güzel duygular verir, çiçek estetiktir. Yani hakikaten güzellik duygusunu en iyi yansıtan varlıklardan bir tanesi de çiçek belki, ama şimdi onu insanın bir kardeşi gibi ya da
kendine ait bir parçası gibi, kendinden bir parça gibi görmesi hali bambaşka bir şey. Şimdi bunu ne kadar öyle görmeye çalışsanız bir ölçüye kadar görürsünüz ama o deneyimi yaşadıktan sonra o çiçeğe bakıp ben aslında ilk defa çiçek görmüşüm. Yani bu haliyle, bu bakışla, bu perspektifle, bu anlayışla ilk defa görüyorum. Şimdi böyle bir insandan zarar gelir mi? Kime zarar gelir? Ya da bu insanın hangi inancı taşıdığı dünyada önemli mi? Hiçbir önemi yok. Bu insan dünyayla işini bitirmiştir artık. Şimdi çiçeğe parçam diye bakan bir insan dünya okuluyla işini bitirmiştir. Hadi yolun açık olsun dersiniz artık ona. Hakikaten bitirmiştir. İnanılmaz. Burada sırf vazifeten durur artık yani. Vazife için durur. Başkalarına uyandırmak için durur buralarda. Öyle bir fedakarlık yapar. Kolay değildir ondan sonra. Hakikaten bu noktaya gelmiş bir insan. Yani yakında valizini toplayıp bu okuldan daha yüksek okullara gitmeye liyakat kazanmıştır. Gidecektir yani. Çok güzel bir şey. Gençliğinde de o zaman şey oluyordur gibi geliyor. Bilmiyorum hocam siz ne dersiniz. O bilinci eriştikten sonra zaten tamam yakın deneyimde yaşadığı gibi enerji bu yani düşündüğü her şey önüne gelme o boyutta olmasa da dünyaya tekrar döndüğünde de o kadar anlam yüklemediği için her şeyin önüne gelmesi sanki daha kolaylaşıyordur. Çünkü az önce söylediğiniz gibi tabii. Şu marka şuyum olsun, buyum olsun gibi anlam yüklediği şeyler anlamını yitirdiği için onlar her şey istediğini istemese de çok kolaylıkla önüne gelir hale. Gelir. Tabii. Bir de artık şimdi bu bilince gelmiş birisi için sert deneyimlere de ihtiyaç yoktur. Yani artık sert deneyimler de yaşamayabilir o insan. Çünkü zaten o deneyimler onu bu noktaya getirmek için vardır. Şimdi o noktaya gelmişse, o liyakati kazanmışsa, bundan sonra artık vazife olarak yaşar. Yani başkaları için yaşar. Başkalarını aydınlatmak için yaşar. Arada tabii kendi eksikliklerini tamamlayacak olaylarla karşılaşır. Mutlaka olur bunlar. Ama çok iyi bir noktadadır artık o varlık. Şimdi hep bana şunu soruyorlardı. İşte o bizim temas üçleme kitapları ben yayınladım. Ya neden dünya dışı varlıklar geliyorlar da işte bizimle ilgileniyorlar? İşte daha şimdi yayına girmeden yarım saat önce bir telefon geldi. Müthiş bir şey var. İyileşme vakası geldi. Mucizevi bir iyileşme vakası. Yani izni olursa daha sonra ben görüşmedim daha. Başkası aracılığıyla geldi. Konuşacağım. Olağanüstü bir iyileşme vakası geldi. Doktor raporlarıyla da şey yapılmış. Çok da şey düzgün bir şey temas meslek sahibi. Bir insan dünya dışı bir temasla inanılmaz bir kafatasında iyileşme şeyi yaşıyor. Yani çok tabii şok etmiş doktorları. Yani iyileşmesi mümkün olmayan bir durum. Hani neden bizle bu kadar ilgileniyorlar? Neden? Böyle yüzlerce binlerce insanla temas ediyorlar, dokunuyorlar. İşte bir çaba içerisindeler. Ben diyorum ya planlı bir şey bu. Bunun arkasında bir uyandırma, bir bilinç yükseliş programı var. İşte o çiçek örneği var ya hastanedeki çiçek örneği. İşte orada yatıyor bu işin. Bunun cevabı. Ya şunu söyle. İşte bu varlıklar bizden daha yüksek seviyede bir varlık sistemi geldi. Burada bize bir takım uyandırıcı faaliyetlere girişti. Ne mecburiyeti var? Ne yapıyor? Beklentileri ne? Karşılığında ne istiyorlar? Ya şimdi basit birkaç dakikalık bir ölüme yakın deneyimi içerisinde basit bir şuursal degajmanla çiçeği kardeşi gibi görebiliyorsa bir insan, ya bu varlıklar bizi kendilerinden bir parça olarak görme noktasına çoktan gelmişler zaten. Kendisini iyileştiriyor aslında. Kendisiyle ilgileniyor, bizle ilgileniyor. Ayrı görmüyor ki. Elbette hepsi için söylemiyorum bunları ben. Daha yüksek bilinçli olanlar için söylüyorum. Mutlaka daha ego eğilimli varlık sistemleri vardır mutlaka. Sonsuz sınırsız varlık sistemlerinden bahsediyoruz çünkü ama genel olarak böyledir. Büyük ölçüde.
İşte cevabı bu. Seni yani beyin işte baş parmağa yardım ediyor gibi bir şey. Aynı beden içerisinde. Parça olarak görüyorum. Parçasıyız yani, bütünsel varoluşun. Genel şuur deriz, genel evren şuuru deriz biz ona. Genel evren şuurunun bir parçası olan, ona hizmet eden varlıklarız hepimiz. Bizim algı seviyemizi de bildikleri için. Tabii biz burada ferdiyeti, bireyselliği burada bu beden içerisinde deneyimliyoruz sadece. Öyle hissediyoruz. Ayrı bireysel varlıklar zannediyoruz kendimizi. Ama ileriki tekamül aşamalarında bu değişiyor. Varlıklar artık şuursal olarak entegre olmaya başlıyorlar belli aşamalarda. Entegre oluyorlar. Tek varlık haline gelen gruplar var. O gruplar da birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. Kainatın son sınırında tek varlık haline geliyor. Tek. Tek şuur, tek varlık. Ona yol çok daha, yolumuz çok da işte şey odur. Yolumuz odur ya. Hedef odur. Şimdi biz burada bu organizasyon içinde bir parça olmayı öğreniyoruz dünyada. Büyük organizasyonun içerisinde bir parça olmayı öğreniyoruz. Aile neden var? Aile neden var biliyor musunuz? Aile bilim. İşte evet. Bu organizasyonu öğrenmek için bireysellikten biraz daha bireysel egodan grup egosuna geçmenin ilk, en basit, en ilkel tatbikatları ailede yapılır. Sonra egonuz biraz daha şey olur, yumuşar, daha genişler. Şimdi bireysel ego başka bir şey, aile egosu başka bir şey. Bir de bütün ülkeyi kapsayan bir ego bambaşka bir şeydir. Orada biraz daha o ego artık yumuşamıştır. Daha çok insanı düşünürsünüz. Bütün dünyayı düşünen ve kendisinden bir parça gören bir insanın egosu daha da seviye atlamıştır şey olarak, pozitif anlamda. Onu bütün evrene genişletin. O adam artık evren varlığıdır ya. Hiçbir ferdiyeti kalmamıştır. Bireyselliği kalmamıştır. İşte onun gibi. Onun küçük tatbikatları, küçük böyle deneyimlerini yaşıyor. Ölüme yakın deneyim yaşayanlar. Ve temas yaşayanlar da aynı şeyden bahsediyorlar. Bilincini öyle bir noktaya çekmiş ki varlık. O kısa süre içerisinde bütün evrende bir olduğumu gördüm diyor. Her şeyin birbiriyle evrende iletişim içerisinde olduğunu gördüm diyor. Şimdi işte kuantum dolanıklık teorisi var mesela, aynı şeyi anlatıyor. Bunlar çok özel deneyimler. Çok güçlü deneyimler. Çok güçlü sonuçları olan deneyimler. Öyle sıradan deneyimler değil. Bunlar uydurma hikayeler ya falan diyenler çıkıyor da. Hangisini araştırdı Allah aşkına bu arkadaşlar? Hangisini? Bir kitap açıp da okudu. Bu insanlarla bir konuştum. Yani. Bu insanların deneyimlerine değer vermeyi öğrenmek lazım her şeyden önce. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var. Çığlık çığlığa anlatmaya çalışıyorlar. Anlatamıyorlar kimseye bu yaşadıklarını. Ruhsal dönüşüm kısmı böyle. Bir de fiziksel etkileri de var bu deneyimlerin. Kısaca ondan da söz edelim dilerseniz. Hocam kısaca olmasın, ne olur, biz öyle hipnotize olmuşuz. yine ortak noktalar. Işık ve sese yüksek duyarlılık başlıyor. Ölüme yakın deneyimden sonra. Işık ve sese yüksek duyarlılık. Aslında bunun sebebi şu bana göre, ben bunu temasçılarda da görüyorum, dünya dışı temaslar meselesinde. Beş duyularda hassasiyet artışı var. Beş duyuda hassasiyet artışı. Daha önce duyamadığı sesleri duymaya başlıyor insanlar mesela. Duyu hassasiyeti geliştiriyor. Daha önce göremedikleri mesafeleri görmeye başlıyorlar. Hani bu böyle Süpermen gibi kilometrelerce öteyi görmekten bahsetmiyorum ama biraz değişiklikler var. Beş duyu algısında yükselişler var. Sinestezi var. Sinestezik yetenekler ortaya çıkıyor. Nedir bu sinestezi? Birbiriyle
kombine olmuş deneyimler. Mesela bir görüntünün aynı zamanda kokusunu almak. Duyular birleşiyor, birbirle karışıyor. Bir sesin kokusunu almak. Bir ses kokuyla beraber geliyor mesela. Çok ilginç. Böyle duyular birbirine karışıyor. Güçleniyor ve karışıyor birbirine. Böyle bir sinestezik durumlar ortaya çıkıyor. Hatta özel bir enerji yaydıkları bile söylenir bu deneyimleri yaşayanların. Bunları işte bu araştırmacı Raymond Moody söylemişti. Özel bu etrafında insanlar toplanır bir anda bu kişilerin. Çekilirler onlara. O deneyim yaşadıktan sonra demek ki enerjetik durumları bile değişiyor. Değişiyor. Daha ince enerjiler, daha ince partiküller yaymaya başlıyorlar belki. Daha güzel enerjiler yaymaya başlıyorlar. İnsanlar bunu, hassas insanlar fark ediyor. Fark ediyor ama sebebini bilemiyor. Ya bu kişide bir farklılık var, değişik bir enerjisi var dersiniz ama ne yaşadığını bilemezsiniz. Belki de böyle bir deneyim yaşamıştır. Ya da farklı bir şey yaşamıştır. Enerjisi değişmiştir. Enerji alanı daha incelmiştir deriz biz ona. Kabadan inceye doğru gitmiştir. İşte bu karakteristikler bahsettiğimiz gibi hem ölüme yakın deneyimlerde hem dünya dışı temas vakalarında çok büyük ortaklıklar içeriyor. Dolayısıyla ben bunların bir plan dahilinde insanlığın genel şuurunu yükseltmek için gerçekleştirildiğini, adeta bir vazife gibi bu işleri insanların doğmadan önce üstlendiklerini düşünüyorum. Çünkü sadece kendileri değişim geçirmiyorlar. Aile bireylerini de onlar etkiliyor. Arkadaşlarını da etkiliyor. O enerjiyi, o bilgiyi onlara da geçiriyorlar. Böylece ne oluyor? Bir toplumsal rezonans oluşmaya başlıyor. Değişimler böyle oluyor işte. Herkese dokunmaları, herkesin bu deneyimleri yaşamaları gerekmiyor. Şart değil. Böyle bir koşul yok. Aradan bu deneyimleri kaldırabilecek, hazmedebilecek, bunu hazır olan bireylere seçerek dokunduğunuz zaman, seçerek demeyeyim yanlış bir kelime, o herkesin kendi seçimi, o zaman zaten çok geniş bir kitleyi böyle etkileyecek istasyonlar yaratmış oluyorsunuz toplum içerisinde. Böyle bir ağ, bir network gibi o enerji yayılıyor. Çevrenizde iki tane böyle yüksek enerjiye yani bütün deneyimler yaşamış insanlar olsun. İnanın hemen bir rezonansa giriyor üçüncü kişi. Hiç bu konularla ilgilenmemiş olsun daha önce. Bir anda bu konulara girmeye başlıyor. Kendisi de fark etmiyor nasıl girdiğini. Bir anda ilgi duyuyor. Ne oldu? Rezonansa girdi çünkü. Bir rezonans var, ona bağlandı. İşte bu böyle gelişiyor. Böyle değişim oluyor. Hocam tabii toplumda. Şunu da merak etmiyor değiliz. İşte o süreçteki dünya zamanıyla dünya dışı zaman arasında büyük farklılık gösteren o deneyimlerden sonra işte o süreçte paranormal yaşanan şeyler. Peki sonrasında yine sıra dışı işte bir takım psikik yeteneklerin gelişmesi gibi ne bileyim telepatini yeteneği olur. İşte astral seyahat konusunda daha pratikleşebilir gibi böyle yetenekleri de açığa çıkıyor mu? Bu yoksa tabii, bu bizim tabii. Sevdiğimiz çıkıyor. Bizim macera kısmı çıkıyor mu? Çıkıyor, evet. Çıkıyor. Zaten biraz bahsetmiştim. Bir tetikleniyor. Yani bir yeteneğin sıfırdan hiç yokken hani varlığın kendi yapısında diyeyim, bünyesinde ya da genetik yapısında hiç yokken sıfırdan ortaya çıkması kolay bir şey değil ama uykuda bir yetenek tetiklenebiliyor. Yüzeye çıkmaya hazır o daha önce artık böyle hazır bekliyor potansiyel olarak ama onu tetikleyecek bir olay gerekiyor. Mesela böyle bir olay bu yeteneği açığa çıkartabiliyor. Orada aktif hale geliyor. Bir tetiklenme yaşıyor. Bir yüksek bir enerjetik duruma geçtiği için işte onunla sempatize oluyor kendi yeteneği diyelim. Sempatize oluyor. Aynı titreşimsel seviyeye geliyor. Patlama yaşıyor. Temasçılarda çok yoğundur bu. Gelirler. Telepati başlar. Duru görü başlar. Ondan sonra işte bir takım
maddeleşme, apor dediğimiz bizim olaylar vardır. Materyalizasyon olayları. Bir anda maddeleşir, bir şey patlıyor, müze düşer falan. Bunlara da karşılaşıyoruz. Bunlar oluyor. Apor dediğimiz hadiseler, bunlar bizim tabii şeyde metafizikte biz çok çok uzun yıllardır incelediğimiz konular. Şimdi o yüzden biz bu işin ruhsal kısmını, ruhsal ilkeler kısmını ve psikolojik kısmını ön plana çıkarıp bir onları konuşmamız gerekiyor ki mesela dünya dışı temas meselesini anlayalım. İnsanlara bunlar anlatılmadı hiç. Yani hep fantastik şeyler anlatıldı. Bu olayların arkasında yüksek ruhsal planlar var. Yüksek ruhsal ilkeler var. Yaşam planları var. Yani ruhsallığı işin spiritüel tarafında, işin metafizik tarafını anlamadan ne dünya dışı temas meselesini anlayabiliriz, ne ölüme yakın deneyimleri anlayabiliriz, ne psikolojik yetenekleri anlayabiliriz. O zemini, altyapıyı kurmamız lazım. Onun için anlatıyorum. Her iki konuyu da anlatmaya çalışıyorum. Birbiriyle bağlı işlerdir bunlar. Birbirinden bağımsız işler değildir. Bir dünya dışı varlık meselesi metafizik olgulardan, metafizik etütlerden, araştırmalardan ayrılamaz. Ayıramazsınız. Onların varlık sebebini anlamak için ruhsal planları anlamak lazım. Ruhsal vazife organizasyonlarını anlamak lazım. Fantaziyle uğraşmamak lazım yani. Bu kadar abuk sabuk bilgiler konuşuluyor ki. Dehşet yani. Dehşete düşüyorsunuz. Önce bunları anlamak lazım. Şeyden biraz daha bahsedelim dilerseniz eğer. Sizin arada bir sorunuz varsa tabii onu da şey yapabilirim ama bu deneyimler tekrar devam edebiliriz. Sormak isterim. Zaman doğrusal değil mi? Benzerlik edenlerle geçirdikleri o süreçte böyle bir şey deneyimliyorlar mı? Yani öncesini, sonrasını hani... Tabii. Orada artık orada siz görebiliyorlar mı? Düşünce ve idrak odağınız neredeyse oradasınız aslında. Geçmiş, gelecek, o an hepsi belli bir idrak noktasında sanki aynı noktada toplanmış durumda. Sizin odağınıza bağlı olarak nereye odağınızı verirsiniz orası açılıyor önünüzde gibi bir şey. Bunu, tabii ki zaman kavramını tarif etmek çok zor. Biz zamanı işte dünyanın kendi etrafında dönüşü ve güneşin hareketine bağlı olarak bir takım ölçülerle, yapay ölçülerle şey yapmışız. Kendi algımıza uydurmuşuz. İşte kendimize bir ölçü kurmuşuz. Ona bağlanmış gidiyoruz. Lineer bir zaman içerisinde. Biz de hep şimdiki zamandan sonra efendim gelecek zaman gelir. Gelecek zaman tekrar şimdi olur ve tekrar bir gelecek nokta gelir. Yani lineer bir sıralama içerisinde. Geçmiş, şu an ve gelecek tarzında ilerleyen bir format var. Biz bu formatın dışında bir şeyi imajine bile edemiyoruz. Bunu anlatıyoruz ama bunu şey yapabilmek çok zor. Kelimelerle ifade etmek çok zor bir şey. Zamansızlığı anlatabilmek mümkün değil. Yani zamanın olmadığı bir hali ifade edebilmek çok kolay bir şey değil. İşte onun için anlatamıyor zaten bu deneyimlerini. Onun için anlatamıyorlar. İşte önce gittim, sonra bunu yaşadım. Arkasından bu oldu tarzında bir lineer, ardışık bir sıralama yok çünkü. O kadar zor ki bunu ifade etmek. Ardışık bir sıralama yok. Tamamen işte ona bir idraki zaman denir. İdraki zaman. Biz dünyada yaşanan ise yüzeysel zamandır. Yüzeysel zaman. Bunlar çok çok yeni, tabii uzun konular. Başka bir şeyin konusu, belki tartışma konusu. Ama bu zaman anomalileri, bize göre anomali tabii, oraya göre değil, son derece yüksek farklılıklar gösteriyor. Şimdi şöyle enteresan bir şey de var. Ben çok referans verdiğim bir çalışmadır, çok değer veririm bu çalışmaya. Free Vakfı. Free Vakfı başında Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi Başkanı Rudy Shield'ın olduğu bir vakıf.
işte 2014-2018 arasında çok geniş bir temasçı araştırması yaptı bunun. Bakın bilim adamları. Bizim Türkiye'deki bulgularımızın aynılarını buldular onlar ve müthiş bir yayın çıkardılar ortaya. 800-900 sayfalık bir rapor bütün dünyada. Dünya dışı temaslarla ilgili. Çok değerli, çok önemli, çok bilimsel destekli ve çok önemli bilim adamlarının içinde bulunduğu şeydi bu. Yani temas vakalarının aslında ne kadar önemsendiğini gösteren bir şeydi. Onların yaptığı bu dünya çapındaki kamuoyu araştırmasında temas yaşayanların %37'sinin aynı zamanda ölüme yakın deneyim yaşadığı ortaya çıktı. Yani bu normali işte 7-8 kat üzerinde bir oran. İşte o yüzden bunlar birbirine çok yakın. Yani biz buna disosyatif kişilik diyoruz. Yani bunu psikolojide, psikiyatride kullanılan anlamından farklı kullanıyoruz. O ayrışma. Oradaki farklıdır. Orada biraz rahatsızlık, hastalık olarak ifade ederler ama bizim metapsikte kullandığımız anlamı farklıdır. Disosyasyonun. Yani ruh ve beden gevşemesini kolay yapabilen, asıl varlığını bedenden kolaylıkla ayırabilme eğiliminde olan insanlardır bunlar. Kolay gevşer mesela. Alırsınız böyle bir nefes çalışması yaptırırsınız. 2 dakikada gevşemeye başlar. Hemen bir şeyler görmeye, yaşamaya. Herkes buna müsait değildir. Herkes, mesela herkesi regresyona sokamazsınız. Herkes de işlemez o. Herkes de işe yaramaz. Herkes böyle bu tür deneyimleri kolaylıkla yaşayamaz. Bu insanlarda bir de o ruh-beden ayrışmasını, ruh-beden gevşemesini kolaylıkla yapabilecek bir yapı var. Psikik yapıları müsait buna. Hemen bunlar trans haline geçiyor. Hemen gevşemeye başlıyor. Kolaylıkla o akışkanlarla bağlıdır. Belli akışkanlarla ruh-beden bağlantısı, efendim ruhun bağlı olduğu enerji bedenin uzantısı olan bir takım akışkanlarla bedeni hakimiyet altında tutar. Onlar çok süratle ayrılabilir onlarda. Onun için bu tür deneyimlere çok yatkın insanlar. Kolaylıkla temas deneyimi de, etkileşimi de yaşayabiliyorlar. Kolaylıkla ölüme yakın deneyim de yaşayabiliyorlar. Kolaylıkla beden dışı deneyimler yaşayabiliyor bu insanlar. Böyle bir ortaklıkları da var. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi bunları bir inisiyatik yolculuk olarak görüyorum ben. Yani burada birey olağan fiziksel ortamından alınarak farklı bir realiteye transfer oluyor. Hem temaslarda hem ÖYD'de. Bu şamanik inisiyasyonlarda mesela ölüm ve yeniden dirilme şeyi vardır. Şamanik inisiyasyonda böyle bir olgu vardır. Böyle bir şey yaşatırlar insana o. Şaman adaylarına. İnisiyasyonlarda. Onun anlamı şudur. Eski realiteyi, eski halini, o eski kirli halini diye düşünün onlar. Onu bırakıp artık yeniden doğacak o inisiyatik yolculuğa başlayacak. Arınacak. Arınacak. Artık sen yeni bir insansın diyor. Hatta ismini de değiştirirler. Yeni isim verirler ona artık. O eski kimliğini, o işte egosuna yapışmış efendim o şuursuz, o karanlıktaki kimliğini bıraktın, sen yeniden doğdun diye onu işte mezara yatırırlar falan. Bir geceyi mezarda geçir, o hissi yaşatırlar. Zaten Mısır piramitlerindeki döküyor o boş lahitler de inisiyasyon için malum. Yani orada kral mezarı bilmem ne falan, firavun mezarı gibi saçmalıklar anlatıyorlar. Onlar hepsi inisiyatik şeyler. Orada gece inisiye adayı yatar, geceyi orada geçirir, orada birçok deneyim yaşar. Yeniden doğar sembolik olarak. Şimdi burada da böyle bir aslında baktığımız zaman ölüme yakın deneyimlere burada da o arketipleri görüyoruz çok. Hiçbir ölüm ve yeniden doğum hakikaten bir transforme olmuş şekilde. Dönüşü muhteşem oluyor onların yani öyle ifade edeyim. Dönüşü bambaşka oluyor. Adeta böyle bir inisiyasyon yaşıyorlar. Bir sıkışmadan geçtikleri aşikar. Yani inisiyasyonlarda, inisiye törenlerinde dediğimiz gibi mezara yatma, o lahitlerin içinde yatma. Yani hep böyle bir sıkıştırıp bir boğumdan geçirip ondan sonra... Tabii. Mesela işte o bir tünelden geçme meselesi var mesela. Tünelden geçme meselesi. Ne kadar... Bunu galiba
biraz simgeliyor diye düşünürdüm ben hep. Ya bir çatışma hali. Çok çok güzel söyledin. Çok önemli bir şey söylediniz aslında Beyza Hanım. Bu çok kritik bir nokta. Hakikaten eski şeyler, bilgeler diyeyim. İşte Osiris rahipleri olsun vesaire bu tür ya da Yunan inisiyasyonlarında işte Orfe şu bu. Onlar inisiye adaylarına bu ölüme yakın deneyimleri orada hoca öğrenciye yaşatırmış. Bazı tesirler göndererek zaten. Bunları yaşatırmış. Dağ tünelden geçme, ondan sonra ışıkla karşılaşma, orada bir iç hesaplaşma sürecinden geçip bambaşka bir insan olarak geri dönme. Bunu mesela çok ileri seviyedeki o zaman eski kadim dönemin rahipleri inisiye adaylarına yaşatırlarmış. Kendileri bunu yaşatabilme şeyine sahip. O tesiri, o enerjiyi gönderebiliyor. Oradaki bilge rahip. İşte ya da Mısır'da da eminim Osiris rahipleri yapıyorlardı bunları. O çok enteresandır o bakımdan. Ben hep o gözle de bakmak lazım. Bir de tabii genel bir bilinç yükselişi dünyada az önce de söylediğimiz gibi bu olaylarla sağlanıyor. Bir adeta bilinç yükselişi operasyonu var. Bu da onların bir parçası. Adı işte dünya dışı temas olsun, ölüme yakın deneyim olsun, başka spiritüel pratikler olsun. Hepsi insanı ruhsal dünyaya yaklaştıran, daha tevazu sahibi, daha merhametli, daha sevgi dolu, daha empati dolu, empat hale getiren olaylar sonuç itibariyle. Hangi yöntem olursa olsun önemli değil. Sonucuna bakmak lazım. Bizi daha iyi bir insan yapıyor mu? Daha bilinçli, daha vicdanlı bir insan yapıyor mu? Buna bakmak lazım sonuç itibariyle. Ve bu olaylar bu sonuçları verdiğine göre demek ki dünya okulunda görmekte olduğumuz bu eğitime destek olarak hızlandırılmış bir bilinç yükselişi formatı olarak karşımıza çıkıyor bu olaylar. Hızlandırılmış bir eğitim. Ama bazıları bu değişimi hayat içerisinde yapıyor. Hayat içerisinde karşılaştığı olaylarla yaşıyor. İlla ki herkesin ölüme yakın deneyim yaşaması ya da dünya dışı temas deneyim yaşaması gerekmiyor. Biraz önce de söyledik. Bazısı da hayat içerisinde bazen öyle olaylarla karşılaşıyor ki tüm dünyaya bakışı değişiyor. İşte ego kırılımı yaşıyor. Daha sevgi dolu, daha merhametli insan haline gelebiliyor. Yani dünya başlı başına zaten bir inisiyasyon alanı sonuç itibariyle. Temel olarak bu noktalar üzerinde konuştuk. Olayı böyle bir şey yaptık, açtık ama sorular olabilir bu konuda. Belki onların üzerinden gidebiliriz. Hatta alabilirsiniz. Ben şöyle ekran görüntüsü. Dilerseniz. Müthiş soru. Yani şu anda dolu. Yani yüzlerce soru var. Şimdi ben sorulara müsaade buyurursanız alacağım ama bazı dışında üniversitelerin bu ölüme yakın deneyimleri kullanmak için kaynak ayırdığını dahi ben bu hafta hazırlanırken gördüm. Hı hı. Demek ki bu sektörü için bu arşivi oluşturmuyorlar, bu araştırmaları yapmıyorlar değil mi hocam? Şimdi gerçekten önemsenen bu tabii ve zaten hep işin içerisinde bilim insanları var, tıp doktorları var. Mesela Utrecht Üniversitesi'nin şeyi vardır bu konuda. Çalışması vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Utrecht Üniversitesi çok enteresandır. Yani onlar parapsikolojiyle ilgili bir şey de kurmuşlardı. Eğitim programları vardı. İşte Edinburgh Üniversitesi'nin falan, İskoçya'da bunların da vardı. Parapsikoloji altında daha çok inceliyorlar. Çünkü doğrudan doğruya ölüme yakın deneyim şeklinde belki sokamıyorlar ama parapsikoloji adı altında, parapsikoloji çatısı altında bunları incelemek daha kolay olabiliyor. Bazı üniversitelerin böyle programları var.
İşte o bahsettiğim somut deneyimler tabii kafalarını karıştırıyor. Ne kadar katı olursa olsun insanlar, oradaki o somut deliller şeyi karıştırıyor. Şimdi şeyler çok var tabii ki, bu ölüme yakın deneyimlere karşı eleştiriler çok geliyor ama şunu söylüyor, işte şizofreniye bağlamaya çalışıyorlar, paranoyaya, efendim sanrı psikozlara bağlamaya çalışıyorlar, hezeyanlara, işte delirium dedikleri. Bazıları da işte yani exagere de ediyor hocam. Şimdi öyle bir şey de yani. Mutlaka o da var tabii ki. Her zaman bu olayların içerisinde gerçek olmayan, sanrıya dayalı olanlar da vardır. İşte demans, epilepsi vesaire, onlara dayalı bir takım vizyonlar olarak da anlatmaya çalışanlar var. Ama şimdi şizofreni ataklarında kişi işte sesler, bir takım parçalı görüntüler, tutarsız parçalı görüntüler altında böyle bir ezilir. Toplum içinde işlev göremez bu tür psikopatolojik durumlarda. Çevresiyle bağ kopuktur o insanların. Hastalığın seyri de giderek olumsuz bir duruma ilerler. Ancak bunların hiçbiri hiç ölüme yakın deneyimlerde görülmüyor. Tam aksine pozitif davranış modelleri geliştiriyor bu insanlar. Yani bunlara pozitif davranış modeli geliştiren bir insana şizofreni, efendim psikoz, demans, işte delirium vesaire teşhisler koyamazsınız. Yani bu çok yanlıştı. Ben psikiyatrist değilim ama konuşuyorum. Çok psikiyatristle arkadaşlarım da var. Şimdi burada şizofrenilerde mesela hastanın anlattıkları tutarsızdır. Bugün size bir hikaye anlatır, yarın bambaşka bir şey anlatır. Öyle bir şey anlatmadım ben. Ama ölüme yakın deneyimlerde, temaslı hikayeler için de aynı şey geçerlidir. Uzun yıllar sonra, 30 sene sonra da aynı öyküyü anlatır kişi. Gerçektir çünkü yaşadığı, bilir onu. Aynı öyküyü aynı detaylarla anlatır. 10 sene sonra da, 20 sene sonra da, 30 sene sonra da. Yani bunu psikopatolojiye bağlamak bu bakımdan bence yanlış gibi geliyor. Çünkü bu tür rahatsızlıklar mutsuzluk, umutsuzluk, depresyon durumları yaratıyor. Ama ölüme yakın deneyimlerde bunların tam tersi. Yaşam sevinci oluşuyor insanlarda. Yaşam sevinci oluşuyor. Ve yapay bir sevinç değil bu. Hakikaten dingin, hazmedilmiş, içselleştirilmiş bir durum. Hani böyle yapay bir coşkudan, kısa süreli geçici coşkulardan bahsetmiyorum. Uzun yıllara yayılan, hayatın sonuna kadar devam eden bir pozitif davranış modeli gelişiyor kişide. Halüsinasyon diyorlar bazı olaylar için. Ama şimdi elektroansefalografide, EEG'de halüsinasyon olsa, bakın şimdi şöyle diyeyim, bir kişi düşünürken, konuşurken, efendim rüya görürken, yani beyninde mutlaka elektriksel aktivite oluyor. Halüsinasyonda da öyle. Ama bunlar da EEG, hiçbir EEG grafisinde hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir beyin aktivitesi yok. Tamamen beyin dışında bir şuur halinde. Beyinden bağımsız meydana geliyor. Onun için bu şekilde çürütmeye çalışıyorlar ama çok başarılı bir çürütme çabası değil bence bunlar. Çünkü bu şeyleri açıklayamıyor bu ifadeler. Halüsinasyonlar kişinin realiteyle bağını kopartır. Evet. Çevresel realiteyle bağını kopartır. Çevresi realiteden izole eder ama ölüme yakın deneyimlerde kişinin çevresel farkındalığı normalin bile üzerine çıkar. Tam tersi. Normalden bile daha yüksek olur. Duyular keskindir. Her şey, farkındalık daha yüksektir. Şimdi Carl Sagan mesela şeyi demişti. Şu astrofizikçi ve kozmolog. Öldü tabii, çok yıllar oldu. O böyle şeyler hep çürütmeye çalışırdı, bu tür konuları. Ölüme yakın deneyimler sırasında görülen tünel ve ışığı bebeğin doğum anına ait anıları olduğunu söyledi. Yani oradan kalma, doğum anımızdan kalma bir anının açığa çıkması olarak açıklamaya çalıştı ama şimdi şöyle bir şey var. Bebekler doğum sırasında ki mental yapıları ve beyin yapıları bunu algılayacak düzeyde değil. Bu da araştırmalarla ortaya çıktı. Yani Carl Sagan iddiası da bence havada kalan bir iddia.
çocukların orada ışığı ve doğum anını ayırt etmeleri aslında mental yapıları, beyin yapıları bakımından mümkün değil. Işığa duyarlı da değiller bebekler ilk doğum anında. Yani bu açıklama da bence bu deneyimleri, bu vakaları çürütmeye yeterli bir açıklama değil. Öyle. Varsagan'ın açıklamasından bağımsız olarak doğum sırasındaki o darlıktan geçişte az önce söylediğimizle örtüşüyor. O da bir geçiş çünkü. Yani anne karnı. Evet evet. O anlamda baktığınız zaman, yani inisiyatik anlamda baktığınız zaman o da o modele, şablona çok evet. Güzel oturan bir şey. Evet, bir süreç. Çok güzel. Canım hocam, temas konusunda da şimdi hani demişler ya, sorulara geçeceğim bu son soru. Tamam. Temas konusunda da demişler yani ne istiyorlar bizden gibi bir takım sorular, dünya dışı varlıklar. Şimdi hep şunu düşünüyorum, sizin de araştırmalarınızı okudukça. Savaşmak ve zarar vermek, kasıtlı zarar vermek ilkel beyne mahsus bir eylemse eğer, şimdi bunlar üstün yani yüksek bilince sahip varlıklarsa zaten bu amacı gütmüyorlardır diye düşünüyorum. Çok mu fazla mı pozitif bilmiyorum ama zarar verecekken vermemek yüksek bilince mahsus. Evet. Karar. Tabii ki öyle. Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bunu kanıtlayan en önemli şey. Şimdi bu varlıkların fiziksel yapının üzerinde daha yüksek titreşime sahip bir takım ince dediğimiz bizim daha ince, daha süptil, daha akışkan bedenler kullanmaları. Şimdi bir varlık daha akışkan bir beden kullanıyorsa eğer, bilinç seviyesi de ona uygundur. O bedeni kullanabilecek çapta, o bedeni kullanabilecek duruma gelmiş, bilinç seviyesine gelmiş bir varlık zaten kaba bir bedeni kullanamaz. Kaba beden kullanmak, bizim gibi kaba maddi beden kullanmak yükümlülüğünden sıyrılmış, o aşamaları geçmiş bir varlık zaten bunları aşmıştır. Aşmasa onu ortaya yükselemez. Egoya hizmet eden ya da işte şiddet içeren, şiddet eğilimleri içeren bir takım davranış kalıplarını çoktan geride bırakmış olması gerekir ki böyle bir akışkanlığa erişsin. O bu tür davranışlar içerisinde bu tür kaba tesirleri kullanan varlıkların ulaşamayacağı seviyelerdir. Varlık o noktadaysa bu işleri çoktan bitirmiştir. Bitirmiştir artık. O bütünsel şuura hizmet ediyordur. Ruhsal planların, ruhsal organizasyonların birer ucu, uzantısı, maşası gibi artık nereye göreve gönderirlerse oraya gidiyorlar. İleride biz de gideceğiz organizasyonun içerisine. Dünya hayatından sonra. Hedef o. O bilinci. Tabii ki şu an onun tatbikatlarını yapıyoruz burada. Bu dünya bir hazırlık okulu sonuç itibariyle. O yüzden bu kadar zor ve sert her şey. O noktaya gelebilmek kolay değil. Biz burada savaşı, ölümü, cinayetleri, hastalıkları, bütün çirkinlikleri deneyimliyoruz öğrenmek için. Bunların olmaması gerektiğini öğrenmek için. Barışı öğrenmek için savaşı deneyimliyoruz burada. Sağlıklı olmayı öğrenmek için hastalıkları deneyimliyoruz. Mutluluğu öğrenmek için acıyı deneyimliyoruz. Burası zıttıyla tekamül ettiren, zıttıyla geliştiren bir sisteme sahip. Şimdi o varlıklar bu işleri geçmişler yani. Bu artık kaba madde kullanmıyor. Kaba beden formu kullanmıyor. Enerjetik bedenini geliştirmiş her şeyden önce. Önemli olan odur zaten. Enerjetik bedeni geliştirmektir. O da bu tatbikatlarla olur. İşte bu tür gezegenlerde, dünya gibi. Kim bilir kaç tane var böyle. O şekilde buralara bağlanarak buralarda bu gezegenlerin maddelerinden yapılmış bedenlerle burada ağır deneyimler geçer. Burası işin dediğim gibi okul öncesi kısmı. Ağır deneyimlere gireriz, çıkarız. Enerji bedenimizi daha yüksek sistemlerde, daha yüksek bedenler kullanabilecek, enerji beden de mutlaka
bağlanır başka bedenlere. O akışkanlığa getirmektir esas amacımız bizim burada. O akışkanlığı da işte bu dünya olaylarıyla sağlarız. Dünyada yaşadığımız acı tatlı sayısız olaylarla ancak daha akışkan hale getirebiliriz ki yüksek sistemlere, daha yüksek efendim tekamül okullarına adapte olabilsin diye. Tüm mesele odur. Aslında buradaki bütün işimiz o. Enerji bedeninin akışkanlığını sağlamak. Apayrı bir konu tabii. O çok, o da ayrı bir şey konusu. Dünya Okulu'ndan mezun olmakla ilgili yayınımızı izlemeyen dostlarımız da ben de link paylaşırım. İzlemelerini öneririm tam bu noktada. Evet tabii, sizle öyle bir yayın yapmıştık. Orada da Dünya Okulu'nun, Dünya Okulu bizi nasıl geliştiriyor onları geniş evet. Konuşmuştuk. Değil mi? Birkaç ay oldu evet. Evet hocam, muhteşem yine kıymetli bir yayınımızdı. Bu arada hala izlemiş olan varsa Arrival filmini de naçizane öneririm. Değil mi hocam bu? Tabii yani uzun zamandır ilk defa pozitif bir bakış geliştirdiler bu konuda evet, Hollywood'da. Pozitif bir bakış olduğu için Arrival filmini ben bir ayrı seviyorum. Yani. Ben de. O önemli bir filmdir. Contact filmi, Jodie Foster'ın oynadığı. Muhteşemdir. Ki çok enteresandır. Yani bu işi hep çürütmeye çalışan Carl Sagan'ın yazdığı kitaptan uyarlanmıştır. Carl Sagan görünüşte çürütmeye çalışırken işin tam içindedir aslında. İşin tam göbeğindedir. Gayet de iyi bilir her şeyi. Fakat hep söylüyorum biraz devletle bağı yüzünden, devletle olan bağı yüzünden bu işleri çürütme görevi verilmiş birisidir. Keşke onu yapmasaydı ama yazdığı o kitap mesaj olarak yayınlandı Türkiye'de. Contact film yaptılar sonra. O da olağanüstü bir filmdir. Arrival da çok iyidir tabii ki. Çok şey. Daha sağlıklı bir, daha ayakları yere basan bir bakış geliştirmişler. Aynen öyle. Zaman kavramıyla da ilgili. O yüzden ayrı bir... Tabii. Kesinlikle. Şöyle de bakayım yüzlerce soruya. Şimdi başka bir şekilde olmak üzere yine aynı gün, aynı anda başka yerde de ölüm o kişiyi bulur muydu? Bunun öncesinde şunu da birleştirmiş. İntihar eden kişiler ölmeyi bilinçli tercih ettiği için onlar da huzur hissi yaşıyor mu acaba? Yani başka şekilde olmak üzere yine aynı gün aynı anda başka yerde de ölüm o kişiyi bulur muydu? Şimdi burada tabii bahsedilen şey ölüme yakın deneyim değil, daha çok nihai artık kesin ölüm dediğimiz hale uyuyor. Yani bir insanın ayrılması gerekiyorsa dünyadan, artık planını programını bitirmişse burada zaten kalmayacaktır. Bir saniye bile fazladan kalmaz. Onu hemen alırlar. O ölmesi gerekiyorsa, artık ayrılması gerekiyorsa, buradaki programını tamamlayarak bedenini bırakması gerekiyorsa, o olay olmasa başka bir olayla mutlaka ayrılır. Yani ona en uygun düşecek şekilde ayarlanır. Onun ihtiyaçlarına en uygun düşecek şekilde bir vasıta kılınır. Yani o ufak tefek değişiklikler olabilir tabii. Yani o varlığın oradaki reaksiyonuna göre orada bir kaza geçirmesi gerekiyordur. Belki öyle farklı bir seçim yapar ki o anda o kaza olmaz. Ama işte bir saat sonra başka bir şey olabilir tabii. Bunlar olur. Ama genelde şansa bırakmazlar. Yani bu işi organize eden sistem bu işleri şansa bırakmaz pek. Ölüme yakın deneyimlerde de genelde her şey ayarlanır. Yani bütün senaryo o varlığın o anda onu yaşaması için ayarlanır. Onun değişmesi dediğim gibi diğer ölüm senaryosu gibi, nihai ölüm senaryosu gibi çok pek de mümkün görmüyorum. Yani çok istisnai durumlarda değişebilir tabii. İstisnai durumlarda varlık çok olağanüstü, çok farklı bir seçim yapar o anda. Böyle şiddetli bir istek gönderir ki belki o anda şuursuz bir şekilde bu olayı o anda yaşamamak için. O da cevaben belki senaryo değişir, format değişir. Burada neler olduğunu, o etkileşimi tam bilemiyoruz tabii. Ama genel ilkeler bakımından söylüyorum. Elbette istisnai olarak bunların değişmesi mümkün ama o kadar ince, o kadar güzel planlar yapılıyor ki bu işler için. Öyle ayarlanıyor ki o adamın orada
karşıdan karşıya geçeceği, geçeceği saat ve dakikada örneğin araba çarpacaksa, o adamın da evinden çıkıp arabaya binmesi yani günler önceden bellidir. Yani haftalar önceden bellidir. O kadar müthiş bir sebep sonuç zinciri planlanıyor ki inanılmaz yani. Onun için kolay kolay şaşmaz o işler. Bence. Ben sizin tekamül seviyenizi merak eden bir soru. Az önce ekrana atıldım. Bu kadar farkındalıkla nasıl yaşıyorsunuz? Sizin tekamül seviyenizi merak ediyorum. Biz de işte kendi çapımızda bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Yoksa kimseden bir farkımız yok. Yani bu hiç abartılacak bir durum yok ortada. Biz araştırmacıyız. Çocukluğumuzdan beri tabii bu işlerin içindeyiz. Araştırıyoruz, öğreniyoruz. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki hala. Hep insanlarla birlikte öğreniyoruz. Onlar bizlerle paylaşıyorlar deneyimlerini. Bildiklerimizi doğruluyor veya doğrulamıyor. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Bazen çocuklardan çok şey öğreniyoruz. Çocuklardan öğreniyoruz. Hepimiz birbirimizden öğrenmek için buradayız. Hiçbirimiz tek başımıza bir şey değiliz. Yani. Çocukların müthiş bu konuda deneyim mi nedir bilmiyorum gerçekten. Daha önce sizinle yüz yüze de konuşmuştuk mesela temas konularında. Reenkarnasyon konularında. Evet. Çocukların söyledikleri, belli bir yaşa kadar özellikle anlattıkları müthiş rehberlik eder. Müthiş işaretler tabii, var. Tabii. Şimdi şeye kadar, yani belli bir yaşa kadar, 3-4 yaşına kadar özellikle hala doğmadan önce geldikleri o yüksek ruhsal dünyanın tesirleri altındalar. Henüz tam adapte olmamış durumdalar bedene. Dünya tesirlerine tam adaptasyon böyle 3-4 yaşına kadar olmayabiliyor. Tesirlerini daha çok geldikleri, doğdukları yerden, o ruhsal dünyadan aldıkları için ve zihinle temiz olduğu için ve ruh ve beden bağlantısı da henüz kirlenmemiş olduğu için oradaki akış daha sağlıklı. Bir takım görüleri, bir takım duyuları da, psikik hassasiyetleri de hala kapanmamış durumda. Evet. Hala yüksek durumda. Biz anlayamıyoruz onların gördüklerini. Bazen işte bir yaşında, iki yaşında kadar çocuk bir sürü şey görüyor. Görüyor çünkü hala şeyi, enerjisi, titreşimsel hali şeye daha yakın. Ruhsal dünyaya daha dönük. Çok. Bu tarafa tam adaptasyon sağlanmadığı için. Ondan sonra biz onu sistemin içerisinde o çocukları kendimize benzetiyoruz bir güzel. Köreltiyoruz. Hele okulda verdiğimiz zaman da dünya eğitim sistemi onları iyice bir efendim şey yapıyor. Silindir gibi geçiyor üzerinden. İşte efendim şeydeki duvardaki bir tuğla haline getiriyoruz Pink Floyd'un dediği gibi. maalesef öyle sistem. Evet. Peki hemen yine geçiyorum. Yatan olarak birini öldürüp bir süre sonra canlandırırsak deneysel olarak. Bu deneyimler araştırılabilir mi? Hocam şey herhalde. Hani, şimdi bunlar çok güzel bir soru aslında. Biliyorum. Yapabilirsiniz değil mi? Acaba öyle bir deneyden mi bahsediyorlar? Biz... Hani şimdi bazı televizyon programlarının sonunda evde denemeyiniz derler. Aynen. Tek başınıza sakın böyle bir şeye girişmeyiniz tabii ki. Çok merak eden bir soruydu. Ben de ürkmedim. Evet. Şimdi tabii film senaristleri için, film yapımcıları için çok cazip bir şey bu konu. Bu konuda da bir sürü film yapılmış durumda ama bunu yapay olarak böyle bu şekilde yapabilecek durumda değiliz. Biz o kişinin ne planlı programını biliyoruz. Şeyini biliyoruz. Böyle bir deneyim yaşaması var mıdır onun programında, kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Yani onu yaptığınız zaman geri getiremezsiniz. Yani olacak iş değildir o. O işleri çünkü çok kudretli varlıklar organize eder. Onun, o varlığın geri gelmesi sağlanır. Orada doktorun çabaları orada vasıta kılınır. Onları doktor geri getirmiyor. Onları yukarısı geri gönderiyor. Onu o şekilde ayarlıyorlar. Onun hayat enerjisi derhal tekrar bağlanıyor oraya. Onu kontrol altında tutuyorlar. Bunlar kontrollü
Ama çok yüksek şuurlu varlıkların kontrolünde yapılan işler. Biz bunu dünyevi şuurla yapmaya kalkarsak gönderdiğimiz mektup geri gelmez. Giden gider yani. Yani öyle bir şeye kalkış. Hani tamam, teorik olarak tabii, kuramsal olarak güzel bir soru. İnsan tabii ki düşünür böyle noktalarda ama bizim bu işleri kontrol edebilecek ve varlığı geri getirebilecek bir şuursal durumumuz, kudretimiz yok. Yetkimiz de yok. O işler o varlığın kendisiyle bağlı bulunduğu vazife planı arasında, vazifeliler arasında, o hami rehber varlıkları arasındaki koordinasyonla halledilen işler. O yüzden başarılı olmaz o iş. Hocam, olmaz. Ama çok deneyimlediğini yazanlar var. Bir tanesini şu anda ekrana çektim. Anlatılanlardan biriyim diyor. Lütfen kendinize sıkı sıkı sarılın. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığı için. Çok kıymetli. Çok. Ne güzel demiş. Birbirinize sıkı sıkı sarılın diye. Ne kadar güzel. Çok. Tabii şu anda en çok ihtiyacımız olan şey. Keşke herkes bu hali belki yaşayabilse de bu kadar kutuplaşmazdık, bu kadar birbirimizden nefret etmezdik. Ama demek ki böyle olması gerekiyor şu anda. Çünkü bir plan var, bir program dahilinde yürüyor her şey. Onun için de tabii bizim isteklerimize bağlı değil. Biz her şey ideal olsun istiyoruz ama olması gereken belki şu an bu. Keşke dinleyebilsek böyle arkadaşların. Başka bir şeyde bu deneyimleri yaşayanlarla belki bir konuşma imkanı olabilir. Evet, çok var hocam. Çok şaşırdım gerçekten. Onlardan dinlemek çok, tabii çok var. Onlardan dinlemek daha güzel olabilir. Öyle bir organizasyonda yapabiliriz belki. Herkes tabii çekiniyor. Konuşmak istemeyebiliyor. Ama bu konuda eğer bir sıkıntısı yoksa kişinin, ben anlatırım, çekinmem derse, öyle bir girişimde yapabiliriz. Evet, kendi mesela bir tane daha çekiyorum. Çok ilginç çünkü. Yüzlerce var. Bütün ameliyatımı izledim ve doktorların özel konuşmalarını birebir hatırlıyorum. Evet, ya, başka bir şey hatırlıyor mu acaba? Yani bir şeye dokundunuz ve inanılmaz fazla sayıda deneyimlerini anlatan var, özetleyen var. Ya bu yine bir tanesini çektim ben. Mutlaka çok var tabii. Ve acaba zor bir deneyim aslında, değil mi hocam? Zor tabii zor. Onun için herkes yaşamıyor. Şimdi demek ki bunları kaldırabilecek bir İçsel esneklik sahibi bu arkadaşlar. O esneklik, o tahammül gücü, bunlar önemli şeyler. Herkesin kaldırabileceği işler değil. Dile kolay yani. Konuşmak kolay mı? Acaba böyle şey var mı? Hani o ameliyat odası dışındaki konuşmalara tanıklık eden, onları duyabilen, bizim anlattığımız türde böyle deneyimler yaşayanlar var mı acaba? Ya da hastane dışındaki bir takım görüntülere, konuşmalara şahit olanlar. Bunlar da varsa. Varsa lütfen yazınız. Aslında bize ulaşsınlar. İsteği de çok fazla. Ben onları bilmiyorum. Yani acaba deneyim anlatmak için mi? O yüzden alamıyorum ama bana bir mesajla yazarsanız eğer. Bilinçli komaya... Tamam. Şöyle... Matrix gibi diyor, bilinçli komaya. Zannediyorum şunu demek istiyor. Siz de daha önce bunların hepsi planlı dediniz ya, bu deneyimlerin. Biraz onu bahsediyor galiba. Bilinçli olarak bu. Şimdi onu söyle. Tabii oradaki plan ruhsal bir plan. Yani çok kudretli varlıkların kontrolü altında yapılan bir şey o. O varlığa o deneyimi yaşatmak için. O ruhsal dönüşümü ona yaşatmak için. O hesaplaşmayı yaşatmak, bazı ruh hallerini ona yaşatmak için tabii ki o varlıklar tarafından organize edilen ve bir takım tesirlerle ayarlanan, hem zamanı hem formatı, şekli, oluş şekli olan işler bunlar. Matrix'teki o mekanik tarzda değil bunlar. Burada ruhsal etkiler var. Yani ruhsal, tamamen ruhsal etkiler, ruhsal organizasyonlar, ruhsal vazifeler var.
müşteri organize eden, müşteri realize eden. Bu kadar mekanik değil yani. Matrix kavramı mekanik bir kavramdır sonuç itibariyle. Ölüm anında bir enerji açığa çıkıyor mu? Çıkıyorsa, çıkıyorsa tekamüle göre bu aura gibi bir şey herhalde. Renk ve yoğunluk değişiyor mu? Şimdi metafizik araştırmalara göre ölüm anında bir takım akışkanların bedenden ayrıldığını görülmüştür. Görülmüştür. Hassas psişik süjeler tarafından görülmüştür. O nedir biliyor musunuz? Bizim enerji beden dediğimiz eski klasik spiritüalizmde perispiri olarak geçen Alan Kardec'in kullandığı ifade 1850'lerde perispiri olarak geçen o enerji bedenimizin fizik bedenimize bağlanması bir takım tesirlerle olur. Fizik bedenimizi hem beyin önce beyni kontrol altına alarak ama enerjetik olarak beyin merkezlerine bağlanarak oradan da sinir merkezlerine bağlanarak perispiri bedeni kontrol eder. Bizim canlılığımız oradan gelir. Hep söylüyorum beden içinde değiliz biz. Biz uzaktan kontrol ediyoruz. Uzak yakın kavramı da yok da şimdi o da şey olarak söyledik işte. Anlaşılma kolaydı bakın bu. O bağlantı bizim sinir sistemimize perispirinin uzantısı. Perispiri tabii maddenin çok yüksek bir formu. Bizim enerji bedenimiz. O da madde. Maddenin çok çok yüksek bir formu olduğu için bizim cihazlarımıza çarpmaz. Duyularımızda da göremeyiz. Onun bedeni kontrol altına alabilmesi için bedene yaklaşırken giderek kabalaşır enerjisi. Düşer. Uyum sağlar. Adapte olur fizik organizmaya. Ve bizim bütün sinirsel sistemimizde, bedenimizin her yerinde bir takım akışkanlar halinde belirir. İşte ölüm sırasında bedenden ayrılan o akışkanlardır. O süptil bir takım partiküllerdir. Onları da tespit edemezsiniz cihazla. Ancak bir duru görür, bakarsa ölüm anında ki yapılmıştır o. O akışkanların yavaş yavaş ayrıldığı görülür. Şey zannederler, ruh çıkıyor bedenden. Ya öyle bir şey yoktur. Çünkü ruh bedenin içine hiçbir zaman girmez. Giremez zaten. Bir arada olmaları mümkün değildir ruh ve maddenin. Arada transformatör sahalar vardır. İşte perispiri odur. O transformatör sahanın bedene bağlandığı o akışkanlar giderek bedene doğru kabalaşan mecburiyet dolayısıyla o akışkanlar çıkar bedenin çeşitli yerlerinden. En sonunda kafa bölgesinden terk eder. Yani eğer böyle bir şey mi görmüş acaba bu arkadaşımız renklerden bahsetti. Belki böyle bir şeye tanık oldu. Ondan dolayı soruyor olabilir. Gördüğünüz perispirinin fizik bedenle, fizik organizmayla bağlandığı akışkanların bedenden ayrılması. En son onlar ayrılır. Varlık çoktan gitmiştir. Spatyona çoktan gitmiştir de o akışkanlar sonradan ayrılır. Yavaş yavaş. Hani işte şey yapıyorlar ya, 21 gram kaybediyor. Evet. Falan diye. O doğru bir şey değildir. O akışkanlar o kadar ince partiküller ki onların hiçbir şekilde gramaj olarak ağırlığı ölçemezsiniz. O tamamen fiziksel bir takım kayıplardan belki su kaybı vesaire onlardan kaynaklanan şeyler. Deneyimlediyseniz onu da yazarsanız sevinirim. Bir de bu canlı yayına ısrarla katılmak isteyenler deneyimi mi var? O yüzden mi katılmak istiyor? Onu da mesaj atarsanız çok sevinirim. Herkes deneyimini anlatıyor. Hem temas deneyimini anlatıyor hocam. Yani yığınız kapanacak. O kadar yığınla geliyor ki. Ama bir onu da açıklayayım bir yandan. Size zaten çok ulaşmak isteyen var. Normalde de deneyimlerini anlatıyor. Biliyorum. Bana çok geliyor. Hepsine dönemiyorum maalesef. Zaman yetmiyor. Birazcık sürede bu kadar geliyorsa size zaten düşünemiyorum ulaşmaya çalışanların yoğunluğunu. Gerçekten böyle. Evet, evet. Yani o beni üzüyor tabii herkese dönememek. Çünkü insanlar hakikaten paylaşma ihtiyacı içerisinde. Biz de böyle bir ekip değiliz ki işte tek başımıza şey yapıyoruz. Başka meşguliyetler dolayısıyla da zaman daralı. Bir gün sonra olacak ama yani şimdi bu zamanı konuştuk ya, sonrasını yani dünya zamanına göre sonrasını izleyenler de var. O da biraz farklı bir deneyim.
Doğrudur. Yani bir gün sonra ameliyata girecek. Onu biraz rüyadan ayırt edilen deneyimler bunlar galiba hocam. Ne görmüş tam olarak? Ya ertesi gün ameliyatta yaşayacaklarını mı görüyor? Evet. Olduğu gibi yaşayacaklarını babasının ameliyatı görmüş. Bir de şey çok soruyor. Tabii o daha evet, duru görü kısmına, biraz haberci rüya kısmına giriyor. Evet. Öyle mi? Daha pisişik bir olay. Evet. Uzun süre komada kalanları soran, o da ortak çok soruları yöneltmeye çalışıyorum. Birçok kişinin gönlü olsun hem de vaktiyi değerlendireyim diye. Uzun süre komada kalanların ne yaşadıkları soruluyor. Bir bilim ya onda yani. Bu tabii, bu metafizik çevrelerde de çok uzun yıllardır tartışılan bir konu. Evet. Bu hala tam olarak net değil çünkü komada kalanların dönüp de eğer çok uzun yıllar sonra şuurları geri geldiği zaman pek bir şey anlattıklarına rastlanmıyor açıkçası. Burada adeta bir şey gibi, bitki gibi bir hayat enerjisiyle, belli bir hayat enerjisiyle yaşıyor. Ama arada ruhsal enerji ile hayat enerjisi farklıdır. Bakın, ruhsal enerji ayrılmış durumda olduğunu düşünüyoruz biz orada. Orada nereye geçmiştir, neler yapıyordur, ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Bunlar hala tam net değil. Ve orada büyük ihtimalle hayat enerjisi dediğimiz, enerjiyle bedeni canlı tutuyor. Kendi ruhsal rehberleri, bağlı bulunduğu ruhsal vazifeliler bir şekilde canlı tutuluyor. Orada beden şeyi içerisinde değil, beden bağlantısı orada çok büyük ölçüde, belki de tamamen kopmuş durumda. Şuur tamamen başka bir noktaya projekte olmuş. Kendi mekanında belki bir takım araştırmalar, bir takım sondajlar yapıyor. Fakat öyle bir şey ki eğer bir vefat olmuyorsa bu şeyin sonunda, sürecin sonunda döndüğü zaman az önce uyumuş da kalkmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir şey hatırlamıyor. Aradaki o 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl, kaç yılsa oraya ilişkin bir şey anlatmıyorlar. Burada ölüme yakın deneyimlerle çok ortak noktalar yok açıkçası. Buradaki süreç çok daha farklı. Bir hatırlama ile karşılaşılan bir durum yok. Çok çok nadir durumlarda bir takım kesik kesik, kopuk kopuk hikayeler anlatıyorlar ama ölüme yakın deneyimlerdeki o hikaye bütünlüğü yok koma durumlarında. Şimdi ölüm deneyimi herkes için farklı mıdır diye soruyorlar hocam. Yani ölüm biçimi. Ölüm biçimi herkes için farklı mıdır derken, tabii dünyevi anlamda elbette ama işin ruhsal anlamında bedenden ayrılış kısmını zannediyorum. Şekli önemli midir? Soruyor arkadaşımız. Ha, önemli midir? Önemli midir? Böyle bir deneyim yaşamak için mi? Herhalde onu kastediyor. Ölüme yakın deneyim yaşamak için. Ölüm trafik kazası gibi örnekler falan. Hayır. Hiç orada önemli. Önemli olan orada geçici bir ölüm hali yaratacak bir olayın olması. Dediğim gibi başta söyledik zaten, bunları sıraladık. Hani daha çok karşılaşılanları, literatürde görünenleri, bunlar da listelenmiş durumda. İşte boğulma, kalp krizi çok yaygın. Beyin fonksiyonlarının durduracak bir takım işte şok durumları, inme gibi, felç gibi bir takım şeyler. Beyin kanamaları gibi. Bunlar çok yaygın. Elektrik çarpması mesela, bunlar da çok ruh beden degajmanından ayrılışına çok sebep olabilen şeyler. Trafik kazalarında da görünüyor. Genelde bu kategoriler içerisinde. Buradaki sorularda da var. DM'den gelenlerde de var. Temas ve bu ölüme yakın deneyimler için hep sizin bir oluşum kurmanızı istiyorlar hocam. Yani siz söylediniz az önce, biraz o da tetikledi galiba.
Ekrana da geliyor. Ben şu anda özellikle diğer telefondan açıyorum. Açıkçası biz Evet. biz kurduk aslında. Hmm. Biz kurduk. Hatta çok geniş bir kamuoyu araştırması da yaptık. Galiba onu tekrar etmek gerekecek. Çok değerli iki arkadaşımla, veri analisti arkadaşlarımla çalıştım. Fakat onların da şu an kendi tabii yoğunlukları var. Benim de biraz enstitü ağırlık kazandı bu son dönemde. Dersler vesaire. Bunu bir tekrar aktive etmemiz gerekecek herhalde. Biz dünya dışı temas araştırması şeklinde bir şey vardı. Bu verileri toplayalım. İnsanlara bir takım şeyler sunalım, raporlar sunalım dedik. Bir kamuoyu araştırması yaptık online. 900 kişi katıldı. Çok önemli veriler çıktı. Yayınladık hatta bunları. Bir sayfamız da vardı. Bunları bir tekrar toparlayıp yayınladım. Çok ışık oluyor insanlar. Aslında ben bu verilerden yararlanarak mesela Mutatio kitabını da yazdım. Hem free vakfı verileri hem şey. Ve onları yorumladım orada uzun uzun. O da bir rapor kitaptır aslında. O da çok şey bulacaklar kendilerinden ama yeniden bu araştırma ekibini aktive edip belki yeni bir online araştırma yapmak gerekecek. Çünkü hakikaten çok profesyonelce hazırladığımız çok Evet. şeydi, 60 küsur soru vardı orada. İleri veri analisti bir arkadaşımız hazırladı. Profesyonel bir çalışmaydı. Çok önemli veriler sağladık ve ciddi ortaklıklar çıktı dünya çapında yapılan araştırmayla. İnanılmaz örtüştü rakamlar, yüzdeler. Çok örtüştü. Bunu bir tekrar etmek gerekiyor. O dönem herkesin haberi yoktu bu araştırmadan. Birçok insan katılamadı. Peki tekrar bir araştırma yapmak, verileri bir rapor halinde paylaşmak gerekiyor. Kesinlikle. Çok ihtiyaç var görünen o ki. Evet, ben de şöyle keşke 5'e 6'ya 10'a bölünebilsem, herkese yetişebilsem istiyorum ama olmuyor. Biraz maalesef. Şu deneyimlediğimiz diğer hastalık süreci de bir geçsin de hocam. Ondan sonra zaten değil mi? Yani o en büyük engel. Ama çok tabii garip. Çünkü zaman zaman farklı şehirlerde ben işte bir araya da geliyordum insanlarla. Bir takım seminerler dolayısıyla. Orada yüz yüze konuşuyorduk. Şimdi onları da yapma imkanı azaldı tabii bu süreç içerisinde, pandemide. Sonra tabii şey var, dünya dışı temas topluluğu var. Orada arkadaşlarımız var. Ona da baksınlar. Onlar ara ara toplantılar yapıyorlar. Çok güzel. Bir araya geliyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da yaptılar. İzmir'de yaptılar. İzmir'de ben de katıldım. İstanbul'da katıldım bir defa. Orada deneyim yaşayanlar, temas deneyimi yaşayanlar bir araya geliyorlar. Onları bir araya getiriyorlar. Birbirleriyle paylaşmaları, bir araya gelmeleri onları çok rahatlatıyor psikolojik olarak. Kendilerini anlayan insanlarla aynı ortamda bulunmak çok rahatlatıyor. Onlar çok çok değerli çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Ölüme yakın deneyi yaşayanlar yazsın lütfen. Özellikle DM'den yazarsanız ben onları şu anda hepsi hızlı akıyor ekrandaki. Ama DM attıklarınızı daha net görebiliyorum. Şimdi söylediğim filmi tekrar soranlar var. Arrival demişti filmin adını. Diyorlar ki hocam hastalıklar fizik bedende mi olur? Enerji bedende mi oluyor? Bilinç altında mı? Bir de size diyorlar ki hocam enerjisiz enerjetik bedeni güçlendirmek için neler yapıyorsunuz diye soruyorlar. Şimdi bunu birleştirin. Hastalıklar hepsinde olur ama enerji bedende başlar. Çünkü sebepleri her zaman bizim hayata karşı tutumumuz, efendim davranışlarımız, davranış modelimiz ve bir takım yanlış stres birikimlerimizdir, birikimler. O birikimden enerjetik olarak bir takım karanlık noktalar meydana getirir. Enerji şuur sahamızda. O şuur sahası da bedene hastalık olarak yansır. Eğer bir karmik durum yoksa, bazı hastalıklar tamamen karmik durumunuzla alakalıdır. Yani o hastalığı siz kabullenerek gelirsiniz doğarken.
annenizin babanızın genetik yapısından alacağınız bir hastalıktır o. O hastalık dolayısıyla yaşayacağınız dersler vardır. Bu şekilde de meydana gelir. Yani bir tekamül planınızla alakalı bir şey de olabilir. Yani hastalık her iki şekilde. Bir yaşarken hayatta karşı tuttuğumuz, biriktirdiğimiz negatif bir takım geri seviyeli enerjiler diyeyim. Negatif değil. Ağır kaba vibrasyonlar sebebiyle. İkincisi de karmik durumlar sebebiyle ortaya çıkar. Ve enerji beden, fizik beden uyumsuzluğu sebebiyle ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar vardır. Bir de üçüncü olarak. Diğer soru neydi? Pardon, buyurun. Hocam, karmik enerji, evet, yani bu neyin karmasını oluşturduysanız? Bu tabii çok geçmişten getirdiğimiz, çok uzun geçmişlerden getirdiğimiz bir takım karanlık sahalar var. Karanlık sahalar var. Şuur sahamızda karanlık, telafi edilmesi gereken, nötralize edilmesi gereken kaba enerjiler var. O birikimler toplanıyor. Enerji bedenimizde toplanıyor. Fizik bedenler neydi? Bir kılıf işte. Bırakıyorsunuz, gidiyor. Ondan sonra ama o enerji bedendeki ve şuur sahamızdaki o karanlık noktalar devam ediyor. Onları bir şekilde bu ruhsal yolculuğumuz sırasında mutlaka temizlememiz gerekiyor. Onları temizletecek olaylar karşımıza çıkıyor, çıkarılıyor zaten. Çıkarılıyor o sebeple. O sayede onları nötralize ediyoruz. Enerji bedenin geliştirilmesi meselesi. Enerji bedenin geliştirilmesi meselesi. Onun böyle bir sihirli formülü yoktur o işlerin. Siz pozitif davranışlar içerisinde olacaksınız. Her zaman yüksek tesirleri çekebilecek bir şuursal durumda olmanız gerekiyor. Yüksek tesirlere bağlanmanız gerekiyor. Sürekli bir tesir akışı altındayız ama siz hayatınızı vicdana yönelik, sevgiye yönelik, yüksek değerlere yönelik yaşarsanız, şuur sahanızda da buna uygun çok yüksek titreşimli partiküller birikir. O birikim, o titreşimler sizi daha yüksek enerjilere bağlar. Yüksek tesirlere bağlar. Kozmik tesirlere. Bu şekilde o şuur sahanızı ve enerji bedeninizin titreşimini arttırırsınız, yükseltirsiniz. Bu da geniş hayatlar boyunca olacak işler. Tek hayatta olacak işler değil yani. Onu da söyleyeyim. Hocam, o kadar böyle kıymetli nefesinizi böyle kısa geçiştirme cevaplar değil, müthiş incelikle anlatıyorsunuz ki ben sizi yoruyorum diye de. Estağfurullah. Hayır, ben hiç yorulmuyorum. Hayır. Çok da güzel sorular geliyor hakikaten. Çok. Size diyorlar ki hocam, dünyada neden her canlı üreme ve çoğalma telaşında? Hayatın anlamı burada mı? Şimdi bakın, doğmak için çok güzel bir soru. Bizim vazifelerimizden bir tanesi de bu, doğmak üzere bekleyen birçok ruhsal varlığa, bedensiz varlığa beden hazırlamak durumundayız. Onun için böyle bir içgüdü var insanlarda. Hakikaten bu bir içgüdü olarak, içgüdüsel olarak bizim mayamıza adeta işlenmiş bir şey. Özellikle kadınlarda. Kadınlar için bir çok yüksek bir şeydir, bu motivasyondur. Bu olmasa kimse bu zorlukların altına girmez belki. Kolay değil çocuklar, çocuk yetiştirmek vesaire. Ama o sürecin devam etmesi ve bir yeni gelecek olan varlıklara enkarnasyon vasıtaları oluşturmamız gerekiyor biz. Onların bağlanacakları bedenlerin oluşturulması gerekiyor. Onun için bu gelecek olan, bekleyen, doğmak için sıra bekleyen varlıklara bu malzemenin, bu vasıtanın oluşturulması süreci devam ediyor. Hiç azalmıyor. Böyle olmak zorunda. Bunlar biyolojik süreçler oluyor dünyada. Başka türlü olmuyor. O bakımdan o içgüdü, o iç istek bazen sebepsiz yere hiç akıllarında yokken insanlar işte çocuk sahibi olmaya karar veriyorlar mesela. Paldı küldür bir anda. Bakıyorsunuz çünkü gelmesi gereken bir varlık var. Bir takım anlaşmalar var. O anne babayla çoktan o anlaşmış. Doğmadan önce o anlaşmalar yapılmış. Anne baba durup dururken bir anda çocuk yapmaya karar veriyor. Doğru zamanda o beden vasıtası üretiliyor ve o çocuk geliyor.
Bu işler hepsi planlı, programlı işler. Bir soru daha hocam. Ölüme yakın deneyimle astral seyahat birbirine yakın mı? Ya da aynı mı? Tam olarak aynı değil aslında. Astral seyahat daha çok duru görü altında incelenmesi gereken bir şey. Bazı söylüyorum. Yani astral bedenin fizik bedenden ayrılıp dolaşması öyle çok kolay bir iş değildir. O çok çok nadir bir şeydir o dünyada. Yani astral seyahat yaptım diyenler aslında astral seyahat falan yapmıyorlar. Onlar mekan içinde ve zaman içinde duru görü yapıyorlar. Duru görü yeteneklerini astral seyahat zannediyorlar. Orada şuur projeksiyonu yapıyorlar. Şuursal efendim şuur odakları, şuur şuurlarının odaklandığı o nokta, o toplanma noktası bedenden ayrılıyor. Başka bir noktaya gidiyor ve orada bir takım gözlemler yapıyor, enformasyonlar topluyor, bir takım sondajlar yapıyor, bir takım etütler yapıyor ve o farkındalık, o şuur odağı tekrar bedene geri dönüyor. Orada ayrılan bir astral beden falan yok. O çok 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 nadir işlerdir yani dünyada. Gerçek bir astral seyahat. Kolay değil. O bir tamamen şuursal projeksiyondur. Şuurun ayrılmasıdır aslında. Yani şuurun başka bir noktaya, dünyanın bir yerine mesela projekte olmasıdır. Gider orayı görür, izler, oradan enformasyon toplar, geri gelir. Zannedersiniz ki astral bedenle gezdim orada. İşler öyle değil, o kadar kolay değil. Kolay değil diyorsunuz. İleride Önal Müzik çok yazıyor, ekrana da yazıyor, DM de atmış, o yüzden çektim. Diyor ki vazifem, ben de bakıyorum. Rüyamda şifalandırılıyorum diyor. Bu böyle her rüyayı Ayşe şunu gördüm, bunu gördüm diyecek bir şey değil, çok emin değilim. Diyemeyiz, diyemeyiz. Yani işler... o bir sembolik bir durum da olabilir rüyada. Bir şifa ile alakalı bir durum. Şifa isteğinin bir sembolik hale gelmesi, rüyaya dönüşmesi de olabilir. Ama gerçekten bir takım enerjilere muhatap oluyorsunuzdur. Uyku sırasında bir takım çalışmalarda yapılabiliyordur. O da olabilir, mümkündür. Bir şey diyemem ama bunun biraz daha somut verilerine ihtiyaç var rüya dışında. Yani somut olarak şifanın sonucunun alınması gerekiyor fiziksel olarak ki bir değer kazansın. İşte mesela temas vakalarında bizim gördüğümüz meselelerde direkt mesela kanserli bölge tamamen iyileşiyor. Tamamen ortadan kalkıyor. Hatta ameliyat izleri var. Bakın. Ameliyat izleri görünüyor. Ha, fiziki olarak. Somut bir şey. Fiziki olarak çalışılmış. Doktor bakıyor. Diyor ki siz bu ameliyatı nerede oldunuz? Yani böyle bir teknik yok dünyada. Ne Amerika'da, ne Kanada'da, ne İngiltere'de, ne İsviçre'de. Türkiye'de de yok. Siz nerede oldunuz ya? Bu çok değişik bir ameliyat. Evet, gece varlıklarının ameliyat ettiğini nasıl anlatacak o insan? Anlatamıyor doktorlara. Doktorlar da işte mucizevi iyileşme deyip geçiyor. Sizin... Ama ortada somut bir şey var. Aldığımız telefon gibi değil mi hocam? Beyinle ilgili galiba bir rahatsızlıktı. Evet. Kafatası. Ha, kafatası. Parçalanması kaza sonrasında. Bakın somut bir şey var orada. Yani çok kötü bir durumdaki bir kafatasının düzelmesi. Tam detayları alamadım henüz de. Alacağım. Onun için çok emin olmadan da aslında bahsetmek istemiyorum ama yeri gelince söyledim. Orada evet. Belki bir raporları da görüp hastane raporları varsa onları görmem gerekiyor ki emin olalım. Sizin gibi üstad varlıklarla tanışmak, dinlemek, aydınlamak çok özel. Bu kadar şanslı olmak. Sağ ol, estağfurullah. Üstadlık hiç haddimiz değil. Mütevazı biliyorum ama bunlardan zaten çok geliyor. Özellikle okumak istedim. Yani bizden olsa olsa çırak olur ancak üstad olmaz. Sağ ol, eksik olmasın. Her zamanki mütevazı hocamızın. İşte yok, Allah tevazudan, inan tevazudan değil.
Devazuan değil. Hakikaten biz çok üstadlar gördük, büyüklerimizi, abilerimizi. Onların yanında hiç lafımız olmaz bizim. Şimdi ruhsal ya da tabii bunu şimdi ayırt edemiyor olabilirler. Ölüme yakın deneyimi rüyada yaşamak mümkün mü? Rüyasını yaşayanlar var mı? Yok. Şimdi rüyada tabii bir tür ruh beden gevşemesi, bir degajman hali. Orada bir takım tesirleri almış olabilir. Bir takım görüntüler gelmiş olabilir bir ruhsal dünyaya ait. Bir spatyoma ait ya da spatyom ruhsal dünyayla ikisi farklıdır ama hadi öyle söyleyelim şimdi. Bir takım görüntüler o gevşeme sırasında, o uyku hali sırasında bir takım tesirler gelir zihne. Onlar bazı görüntülere dönüşür rüyada. Olabilir, mümkündür ama tam bir ölüme yakın deneyim sayamayız onu. Orada daha farklı bir şuur hali vardır. Rüyada dediğim gibi bazı görüntüler ya da belki bazı şuur altı bilgilerinin vizyona dönüşmesi gibi şeyler olabilir. Bilir ama tam bir ÖYD deneyimi diyemeyiz ona. Onu söylemek için çok farklı donelerin, çok farklı karakteristiklerin birbirini doğrulaması ya da bir arada olması gerekir. Rüya için bunu söylemek kolay değil. Şöyle arkadaşlar, sevgili dostlar, şöyle şunu özellikle o zaman soralım. Herkes deneyimini anlatmaya çalışıyor ama böyle az önce hocamızın söylediği gibi fiziksel şifalanma deneyimi var mı? Belki öyle bir süzgeçten geçirirsem biraz daha değişik, daha öne çıkan bir konu şu anda. Herkes çünkü çoğunlukla rüyada yaşadığının ne olduğunu ayırt etmekte zorlanıyor. Ve dolayısıyla geceleri, şunlar çok ilginç, az önce yazdım, bizimiz 19'daki kızının 5 yıldır gece gezdiğini, kendisini de izlediğini, ailesini de izlediğini anlatıyormuş. Genelde gece olan şeyler ama bu fiziksel müdahale demeyeyim de şifalanma meselesi, bu konuda deneyime tanıklık edenler varsa o olabilir. Şaman seremonisinde doğum anına gitmiş. Doğum anısına gitmiş birisi, onu söylerken siz yazmış, şaman inisiyet törenini. Aynı zamanda bir acı vardı, çok keskindi ve aynı anda yer küreye ait su küre olmuştum ve çok huzurlu ve bütün olduğumu hissetmiştim. Sonrasında da söyledikleriniz oldu diyor. İsim neymiş? Ay dokundum. İlayda biz kullanıcı adı. Bir şaman seremonisinde yaşamış bu doğum anına gitme deneyimini. Mümkündür tabii ki bu tür çalışmalarda. Bu bir tür regresyon yaşatmışlar tabii ki. Hı hı. Olabilir. Orada şeyden, bağlı şuurumuzdan uzaklaşıp serbest şuura ne kadar yaklaşırsanız, bu şaman inisiyasyonuyla olur, kendi ev meditasyon yaparken olur, kendi içinize çekilirsiniz, tefekküre efendim, o şekilde olur. Birçok yolu vardır bunun. O bağlı şuurumuzdan, bedene bağlı şuurdan, yani serbest şuura ne kadar yaklaştığımızla alakalı. Bu noktada birçok teknikle, birçok deneyim, aynı deneyimler yaşanabilir tabii. Yollar farklı ama yaşanan şuur hali aynıdır. Onun için doğaldır tabii ki. Onlar hepsi çünkü perispiritel hafızaya kaydoluyor. Bakın o bütün deneyimler. Doğum öncesi dahil, doğum öncesi, hepsi perispiritel hafızaya, enerji beden hafızasına, oradaki bireysel psişik akaşamıza kaydolduğu için oradan çekiyorsunuz o görüntüleri. Rüya ve gece değil, evet, temas deneyimlerini de anlatmak isteyenler var. O yüzden kırmamak için yine birini çektim ama temaslardan sonra yüksek benliğinde karanlık açıldı. Şimdi TT frekansına geçtim diyor galiba devamında. Asıl konumuz bugün ölüme yakın deneyim olduğu için, ÖYD olduğu için ama bu bedenen şifalanma konusu öne çıktığı için
Hemen varsa bir öyle bir soru ya da bir deneyim alayım. Ondan sonra hocamızı artık daha fazla yormayayım ki bir daha yayın talep etmeyi olsun sevgili dostlar. Hocam hemen Estağfurullah. Her zaman. Beyza aldığı zaman da bırakmıyor. Ah nasıl yapacağız diye. Yok yok, hiç öyle düşünmüyorum. Estağfurullah. Çok da güzel, keyifli bir yayın oldu. Benim için hocam, sevgili dostlarımıza gerçekten saygı ve minnetle sizi de yoruyorum ama hiç sayı düşmeden bu saate kadar izlediler. Hocam, sağ olsunlar. Deneyimlerinizi çok soruyorlar. Yani ne? Gördünüz mü? Deneyimlediniz mi? İşte abi benim. ÖYD'niz var mı? Temasınız var mı? Bunlar çok eminim her zaman soruluyordur ama burada yine çok yığıldığı için. Çok, yani ben bu işlere kendim bir şeyler yaşadığım için girmedim. O bir çocukluktan beri bir itilimle girdim. Benim işim bunları doğrudan deneyimlemek değil, belki de bilgiye vasıtalık yapmak zannediyorum. Yaşadığım ufak tefek şeyler var ama çok ciddiye alınacak şeyler değil. Çok ciddiye alınacak ya da kendimin çok önemsediğim şeyler değil. Benim yaşayıp yaşamamam da önemli değil sonuçta. Evet. Belki böyle bir çok doğrudan bir deneyim yaşamakla ilgili bir yaşam planım da olmayabilir. Ama bir takım ufak tefek şeyler herkeste olduğu gibi var. Ama dediğim gibi çok abartılacak meseleler değil. Oiris vaat ediyor ki ölüme yakın deneyimi yaşadım. Kendi bedenimi gördüm. Uğultu gibi bir ses duydum. Elimi sağa sola hareket ettirmeye çalıştım. Mukoza gibi bir şey vardı. Sesimi duyurmaya çalıştım. Duyuramadım. Aynı anda annemin de uykusundan uyanıp odama geldiğini hatırlıyorum. Bir deneyim var. Bu ÖYD değil ama belki internasyon kapsamında değerlendirilebilir. Gonca Hanım yazmış, Ozanoğlu. Doğumdan 3 gün önce 3 gece yaşlı bir kadını can çekişirken gördüm. Geleceğini söyledi. Mesaj yarım kalmış herhalde ama kızımın ruhu diyor. Üç gece. Bir şey demek zor. Haberci rüya dediğiniz mi? Olabilir, olabilir, olabilir. Haberci rüya dediğimiz şeyler çok nettir, çok güçlü rüyalardır. Çok çok etki altında bırakır. Yıllarca, yıllarca zihninizden çıkmaz. Ama kendi kendini doğrulaması gerekir. Yani sonuç itibari bir sonuç vermesi, bir meyve vermesi lazım. Gerçekten realize olması, gerçekleşmesi, yaşanması lazım ki buna biz gerçek bir haberci rüya diyelim. Birçok böyle tesirli rüyaların çıkmadığını da anlıyoruz. Orada zihinden bazı materyaller karışıyor. Aldığınız bir tesiri yanlış çeviriyor zihniniz. Eğer şuur sahanızda biraz kirlilik varsa, biraz kaba enerjilerle doluysa oradan o haberci tesirin aynen bütün dokusunu, orijinal dokusunu koruyarak sizin zihninize ulaşması kolay olmuyor. O kirlilik içerisinde bozuluyor. Form değiştiriyor, şekil değiştiriyor, dejenere oluyor. Yanlış sonuçlar yaratabiliyor. Her ne kadar tesir şey de olsa, orijinal bir tesir de olsa, bunu sizin zihninize yansıması rüyada o kirli bir alandan geçerken, çünkü o tesir birçok katmandan geçerek gelir. Oralarda gücünü kaybediyor. Şeklini değiştirip size bir takım farklı efendim vizyonlar halinde sizde ortaya çıkabiliyor. Kadının beyaz başörtüsü vardı. Kızın 5 sene örtü. Zaten bu belli bir yaşa kadar dedik ya hani çocukların bazı anlatıları işaret hani o duyularının algılarının açık olduğu perdesinin açık olduğunu bize anlatır diye. 5 sene örtü diyor. Ortalama bu tür etrafından bu tür şeyleri duyanlar evet. Başladıktan sonra zaten belli bir yaşa kadar şimdi, duyabiliyoruz. Şimdi birçok anne doğmadan önce çocuğunu görebilir. Ama genelde onu çocuk formunda görür. Daha böyle 5-6 yaşında, 8-9 yaşında ya da çocuk formunda görür. Neden biliyor musunuz? Doğmaya hazırlanan, enkarnasyon sürecindeki bir varlık. Spatyumun alt katmanlarına, dünyaya yakın katmanlara gelmeye başlar. Artık dünya tesirlerine adapte olmaya başlar. Gider gelir aşağıya ve oradaki kullandığı formu da
kendi imajinasyonluğuyla tabii yarattığı formda daha çok çocuk formu olmaya başlar artık. Aslında onun bir yaşı yoktur. Ama dünyaya yaklaştıkça, doğuma yaklaştığı sürece o formunu da yeni haline adapte etmeye başlar. O yüzden onu çocuk haliyle görürsünüz. Sonra bir bakarsınız o yaşa geldiğinde doğduktan sonra hakikaten rüyanızda gördüğünüz çocukla aynıdır. Aynı formdadır. Onu size göstermişlerdir. O zaman dersiniz ki bu gerçek bir haberci rüyaymış. O zaman anlaşılır. Bunu da böyle bir ara bilgi olarak vermiş olalım. Hocama sorar mısınız? Artık toparlıyorum arkadaşlar. Hocama sorar mısınız? Ben diyelim ki uzaylı bir enkarneyim ama bulunduğum uygarlık o kadar gelişmiş ki gelişmiş ırk ki insan olarak oradan buraya enkarne oluyorum. Ama ölünce ruh varlığıma dönüşeceğim. Öldükten sonra bir gelişmiş ırk olabilir miyim? Yani gelecekten, yani yine dünya zamanıyla gelecekten buraya enkarne olmak var mı hocam? Bunlar biraz tabii spekülatif işler, gelecekten gelme meseleleri. Yok, biz bir ruh varlığıyız sonuçta. Nereye adapte olabiliyorsa bizim enerji bedenimiz nereye adapte olabiliyorsa, hangi sisteme adapte olabiliyorsa oraya gelir, orada bir beden kurar kendisine. Yani başka bir sistemden gelip dünyada kendisine dünya bedeni kurup burada bir vazife yapan ya da burada bir takım kendi gelişimi için etütlerde bulunan ya da buranın gelişimine katkıda bulunmak için buralara gelen varlıklar vardır elbette. Bunlar mümkündür. Bunlar karşılaşıyoruz. Olmayacak işler değildir. Ama bu enerji bedeninizi önce dünyaya adapte etmeniz gerekiyor. Bakın bir beden, bir gezegenden bir başka gezegene gidip doğum yoluyla böyle atlamak böyle kolay işler değil o kadar. Dünyanın bir enerjetik yapısı var. Dünyanın bir spatyum yapısı var. Bir polarizasyonu var, bir tesir yapısı var, bir madde yapısı var. Şimdi siz bambaşka bir sistemden gelen varlığın bunlara çok uzun bir adaptasyon süreci geçirmesi gerekiyor. Bunda dünyanın astral sahası içerisinde, enerjetik sahası içerisinde uzun süre yaşayarak yapıyor bizim bilgimize göre. Ondan sonra burada bir beden kurabiliyor. Kolay işler değil yani. Uzun süreçler. Ama çeşitli amaçlarla başka bir sistemden elbette gelinebilir. Buradaki genel bilinç yükselişine katkıda bulunmak için bir takım vazifelerle bir takım varlıklar gelebilir. Biyolojik doğum yoluyla gelirler. Burada vazifelerini yaparlar. Sonra gelmiş oldukları sisteme geri dönerler. Sonuçta ruh için mekan, mesafe yok. Kendi planına uyan, kendi vazife planına uyan, kendi enerjik beden yapısına uyabilen, uydurabileceği her yere gidebilir. Ruh için zaman yok, mekan yok, mesafe yok, hiçbir şey yok. Bunlar olur, mümkündür. Ve gelir, işini bitirir, gider. Şimdi bu ısrarla yayına katılmak isteyen dostlarımız, Dilek Hanım, Çimen Hanım, sizin Nevir, Hülya Hanım, çok var. Şimdi bu isimler ÖYD mi deneyimledi arkadaşlar? Yani ölüme yakın deneyiminiz mi var? O yüzden mi? Mesela rüya değil, temas da değil aslında bugün ana konumuz. ÖYD'ydi. Evet, yani rüya dışında gerçekten bir hastalık, bir kaza sonucu, bir kalp krizi vesaire. Bugün anlattığımız formata ve karakteristiklere uygun bir şeyler yaşayanlar varsa bunları evet, bize bir şekilde bize yazabilirler tabii ki. Yani oradan katılmaya çalışan şimdi DM de atarsa ben bunu deneyimledim. Hani ölüme yakın deneyim yaşadım. Onu anlatmak istiyorum diyen varsa sadece bir buluşma belki yapabilirim. Artık kapatacağım çünkü toparlayacağım. Çok yayın canlı bir şey var. Çünkü herkes hani temas ya da rüya deneyimini anlatmak için eğer hocam katılmak istiyorsa bu mümkün değil maalesef tabii ki. Hele ki bu Keşke mümkün olabilse ama hakikaten tabii çok zor. Şartlarımız burada çok kısıtlı. Kiminle görüşebiliriz diyor mesela.
Cüneyt Bey ısrarla sormuş bunu. Kime gitmelidir, kiminle görüşmelidir? Erhan Hocam'la nasıl görüşebiliriz? Ya da az önce bir öneride bulundunuz değil mi? Böyle bir ekibin olduğunu söylediniz. Evet, biz yani 3 kişi çalışıyorduk o şeyde. Şimdi tabii enstitüdeki çalışmamız farklı, Tarık Hoca ile birlikte çalışıyoruz orada. Bir de farklı bir yapı vardı. Dünya dışı temas araştırması diye. Tamamen bu ortak noktaları belirlemeye yönelik, kamuoyu araştırması yapmaya yönelik bir yapıydı. O kapsamda onları bir tekrar aktive edelim biz. Oraya bir raporlama sistemi kurmuştuk aslında ama araya başka işler girdi, çok işlerimiz girdi. Biraz ister istemez uzaklaştık oradan. Onu bir tekrar aktive edelim. Çünkü bu şekilde böyle bireysel ulaşma meseleleri zor oluyor. Ben de mahcup oluyorum, dönemiyorum, üzülüyorum. Bunu bir tekrar sistematiğe, bir otomasyona şey yapalım, oturtalım. Peki. Bir raporlama sistemine ki daha sağlıklı yürüsün bu süreç. O zaman da duyururuz tabii ki. Şuraya raporlayın şeklinde. Öyle bir çalışmaya tekrar girelim biz yakında. Buna ihtiyaç var çok net. Evet, çok çok. Mesela Ecem Hanım diyor ki temastan sonra işitme duyumda acı verecek kadar ani artış ve kendimdeki acı ve ağrıyı dindirme gibi yetilerim ortaya çıktı. Diyor, ne yapmalıyım? Ecem Kaya. Yani isimlerini vererek yazan dostlarımız bunlar. Gerçekten çok o yüzden... Sağ olsunlar tabii. Bunlar önemli. Birçok temasla rastladığımız bir karakteristik bu. Zaman içerisinde biraz o şiddetini azaltacaktır bu. Daha normalleşecektir. Onu söyleyebilirim kendisine. Ama hani şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım kısmında yapacak hiçbir şey yok. Bunu kabulleneceksiniz. Bu bunun bir şeyidir, meyvesidir bu temas. Bir yan etkisidir. Olumsuz da değil. Olumsuz kısımları varsa ağrı veren vesaire onlar zaman içerisinde hafifleyerek geçer zaten. Geçer, daha normal bir şeye bürünür. Duruma bürünür. O konuda endişe etmesin. Şimdi artık kapatıyorum hocam, sizi çok yordum. Sadece bir şey söyler misiniz? Kozirev aynası ile ilgili belki 50-60 tane soru gelmiştir. Hocam bir cümle bir şey söyler mi diye. Kozirev ayna benim çok bilmediğim ama bir yandan baktım, hatta sorayım mı sormayayım çünkü o kadar çok gelmiş ki. Hocam bununla ilgili görüşünü bize söyler mi diye. Var mı görüşünüz Kozirev aynası meselesiyle ilgili? Ben yani çok ilgilendiğim bir konu değil. Tamam. Yani soruların belki yarıdan fazla soru. Araştırdığım bir konu değil. Yani. Peki. Hocam kıymetli vaktinizi ayırdınız. Bu saate kadar. Rica ederim. Büyük incelikle, detaylı olarak görüşlerinizi her soruya aynı incelikle, aynı emekle açıklamalarda bulundunuz. Hakkınız ödenmez. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim size. Bir dahaki bu fırsatı sağlamanız önemli. Bu kadar. Sonsa... Bir daha bu kadar yormam sizi. Yok, rica ederim. Yorulmadım. Her zaman konuşuyoruz. Yani 2,5 saat çok bizim için problem değil. Yeter ki bir faydamız, bir katkımız olsun insanlara. Yoksa konuşmak çok şey değil, bizim için sorun değil. Konuşuyoruz her zaman, her yerde, her fırsatta. Önemli olan bir verimli olması, faydalı olması. Çok teşekkür ediyorum. Siz zemin yaratıyorsunuz, vasıta oluyorsunuz bu bilgilerin aktarılması için. Bu da çok önemli bir vazife. İşinizde, vazifenizde fevkalade yapıyorsunuz gerçekten. Ben de çok teşekkür ediyorum size Beyza Hanım. Onur duydum hocam. Öğrenci heyecanıyla izliyorum sizi her yayında. Kırmayıp katıldığınız için. Estağfurullah. Gösterdiniz yine. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ben teşekkür ederim. Televizyonda hem burada sizinle programlar yapmak müthiş güzel deneyim. Çok şanslı olduğumu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok çok teşekkürler. Çok sevgiler, saygılar. Herkese. Sonsuz sevgiler. Buyurun hocam size. Bütün katılanlara da bu saate kadar sabırla dinleyen dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle hocam. Sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese sevgiler.